thank mm -hmm. you Aka haka dansıyla maorilerin kupesi, kupelerin kupesi. <laughs> ben saçımın rengimi direkt şey yaptım, bir savaş boyalarım eksik üzerimde. Merhaba Akademi Oyuncu nasılsınız? Ben Tuna Pamir. Bugün sizlerle birlikte, gerçekten geçen gün bana söylediğiniz dünyanın en saçma civilization 6 challenge'ını yapmak için geldim. <gülüyor> yani <gülüyor> tek şehirli oyun mu yapılır ya? İnanılmaz yani. Ne var ne yok millet, nasılsınız? Umuyorum keyifler yerindedir. Bir saniye benim şu simetri hastalığımı bir hemen toparlamam lazım. Ah çok saçma ya. Süper süper saçma bir şey yani. <laughs> Selamlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Valla böyle çok yarım yamalak baktım. Bir tane çok çok güzel bir biliyorsunuz YouTube kanalı var. Böyle Civilization altının bug'larını ve problemlerini gösteriyor. Ve oradaki Reddit kullanıcılarının stratejilerini ve taktiklerini deneyip becermeye çalışıyor. Eee... <laughs> ben de karşıma bu çıkmışken hemen gerçekten de denemek istedim. Biraz da böyle hani stresli maçlar atıyoruz birkaç gündür. Onu da birazcık böyle rahatlatmanın da böyle heyecanı bir şey var. Yapmaya değil de başarmaya yani... gel. Valla bilmiyorum bir şey yapacağız herhalde ya Melody. Gerçekten bilmiyorum yani. Oh evet şimdi. Ee... Bakayım şu kameram birazcık beni mutsuz ediyor şu an bir saniye. Şu kameramın bir sizlere sizlere daha iyi hop o hop o evet şimdi daha sumut değil mi canlı canlı kanlı harika harika imkansız değil ya yapan var işte yani yapan olunca ben de biliyorsunuz böyle kaşıyor beni yani one city challenge Eleanor'la gene aynı şekilde ee, one city domination ve bu üç tane Civilization'a gördüğüm en saçma challenge'lar gerçekten. Ve bakalım Yapabilecek miyiz ya? Tamamdır tamamdır. Afet bal olsun ya. Bak keyfine. Ya zaten çok hızlı ilerlemeyeceğiz. Çünkü oyun bayağı böyle durağan bir oyun izleyeceğiz aslında. Durağan değil de deniz aşırı bir oyun diyelim yani. Yaz sıcağında gene içimizi serinletmelik güzel tatlış bir oyun olacağını düşünüyorum aslında. Okey mevzu şu arkadaşlar. Hiç şehir kurmayacağız. Hiç şehir kurmamızın sebebi aslında kupenin birazcık gücünden geliyor. Kupenin özelliğine şehir kurmasak bile iki bilim iki kültürle başlıyor arkadaşlar. Yani bizim free bedavaya böyle ücretsiz. İki bilim, iki kültür aldığımız bir medeniyetimiz var ve okyanusun ortasında başlayacağız. Okyanusun ortasında başladığımız için kara bulana kadar gidip şehir kuramıyoruz. Ve biz zaten gidip setlerimiz ve e, warrior'ımızla herhangi bir şey kurmayacağız aslında derler, e, şehir kurmayacağız. Ama etrafı gezip alabileceğimiz bonusları alacağız. Bunun dışında e, bir iki tane yönetim sistemini açıp oralardan ekstra envoy influence kazanmaya çalışacağız. City stake'lerden envoy'ları dolduracağız. Ve biliyorsunuz ki Dünya Kongresi'ndeki oyların ilk oyların hepsi ücretsiz. Burada doğru tahminler yaparak ilişkilerimizi iyi tutup baya saçma bir şekilde ıı, diplomatik puan kazanarak oyunu kazanmayı hedefliyoruz. Bunun dışında bulduğumuz her puanımızı her şeyimizi satacağız. Bunları böyle sata 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 böyle biriktirdiğimiz paraları da acil durumlarda gelen e, yardım şeylerine paramızı paylaşacağız. Mesela bu challenge yapmak için e, izlediğim örnek bir yapan bir kişi vardı. Prince, Prince zorlukta oynuyordu. Ee, ben de öyle başlayacağım. Sonra yavaş yavaş zorluğu arttırabiliriz. Apokalips modu açıyoruz. City St State'lere abonuyoruz. 7 tane de rakip alıyoruz üzerine. Adalar haritası Archipelago'da oynuyoruz. Ee, ve okyanusun ortasında seyrimizi yapacağız ya. Oyun orada kalmamış olması gerekiyor. Onu değiştirmiştim diye hatırlıyorum ama. Yo ben güncelledim ya. Sabonatika kalmış olmaması gerekiyor bir daha düzeltelim. Civilization 6 yapalım. Civilization 5 yapalım. Sonra Civilization 6 yapalım. Sonra değişikliklere kaydetmesi gerekiyor. Büyük ihtimalle bir refresh falan düzelir arkadaşlar. Tabii tabii kimse savaş açmayacak. Dur ya yani bir sürü bir sürü hikaye var şimdi arka tarafta üzerine üzerine böyle gitmeniz gereken. Ve gerçekten hani yapan arkadaşın videolarını izlemedim. E, çok hızlı bir başına baktım sadece. Yani ne, neden Maori seçtiklerini anlamak için baktım. Tamamen bu free şey için. Okay süper harika. Canım çok sağ ol. Okay yani <laughs> çok saçma geliyor şu an bana bu hala inanılmaz. Karşımıza rakip hakim aldığımızın çok da bir önemi yok. Allah Allah dur <laughs> bakayım. Vallahi bakalım deneyeceğiz, deneyeceğiz, göreceğiz. Hiç yer kurmayacağız ya. mektebiş Kurmayacağız. Evet. o okyanus ortasına takılacağız böyle. Kendimize böyle yalandan tutunacağımız bir ada bulacağız böyle. Ucundan böyle götüm götüm yanaşacağız böyle. Ay yaşasın burada güzel manzara var diye. Mauri ile haka haka dansıyla yapacağız bu işi. To man taking his first upright Now begins your greatest quest, from this early cradle of civilization, aloha protect and honor the stars. i a navigator. You named the land of the long white cloud. And now you are called upon to settle new lands, protect and honor the land you see. Just leave it to us, protect your people. The Maori will go on to for all the ages after. Yok, clickbait değil ya baya yani bak gelişine. <laughs> ya iki gündür arkadaşlar yayında söylüyorlar bana abi denesene denesene diye de o yüzden onun gazına geldim yani yapmak istiyorum açıkçası. Come on Maori. Yapabilirsin. Şimdi... Ma <gülüyor> Harika. <gülüyor> <laughs> i̇ki ero skor aldım ama niye aldığım belli değil. Deniz kenarına yerleştim bakayım. Burada hemen bir tane rakibimiz var galiba. Ne yokmuş onlar benim gidebileceğim sınırlarmış. Setleri kaptırmamaya çalışacağız arkadaşlar. Olay bu. Setleri kaptırmadan ortaya geleceğiz. Maori 2 kültür 2 birim oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu e, bunlardan toplayacağımız teknolojiler yani gerçekten hiçbir işimize yaramıyor yani. Gerçekten sıfır. Sailing zaten var. Yani karalara çıkabiliyoruz vesaire. Böyle işte takılacağız ya. Ata falan bineceğiz yani. böyle at, Ata binmeyi falan öğrenelim yani. Hedefimiz diplomatik zafer arkadaşlar. Hele Eleanor, Eleanor Challenge'a da devam edeceğiz. Eleanor Challenge'a devam edeceğiz. Deneyeceğiz onları ya böyle. Okey. Ero skorlar mero skorlar. Bunları topluyoruz. Oh ilk Meksika ile karşılaştık. Bu bize ekstra artı bir Envoy verdi. Çok güzel. Olabildiğince hızlı bütün şehir devletleri bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun, bunun genel kritik kritik olayı bu. Yürek yemiş Settler ve denizlerin ortasında geçiyor. Bak bu ada fena değil ha. Yani. Bak buraya yerleş, yani burada bir iki tane daha böyle şehir devleti olsa çok güzel olacak ya. Size ne var ne yok arkadaşlar? Keyifleriniz yerine mi? Namadol da bulduk. Harika. Oh. böyle kıyılardan böyle küçük kabileleri falan da bulmam gerekiyor. Bunlardan da güzel böyle bonuslar falan kazanacağımıza inanıyorum. Tabi bulabilirsek o da ayrı bir konu ama. Genelde şu dağlık alanlarda olurdu. Neyse tüm dünyayı bir gezelim de önce. Ha işte buradasın. İlkini bulduk. Hop. Yürek yemiş setlerim benim ya. Tarama giden bonusu aldık. Harika. Çok ihtiyacım vardı. Gerçekten çok ihtiyacım vardı. It 10. tura geldik. Tahminen bir 200 tur sonra falan bir şey barutu falan keşfederiz ya. <laughs> Süper. Benim yürek yemiş setlerim acaba buraya şey kaybetmiş şey şu barbara yakalanmadan burayı alabilir miyiz ya? Oyunun başında kaybetmeyelim de rezil olmayalım bir de değil mi? Yaklaşma buraya. Artı bir envoy. Çok güzel işte bak. Erken oyunda bunu kapabilmek çok kritikte. Çok çok büyük bir ödül arkadaşlar. Bunu alabilmek. Eee... Şehir kurmadığımız için ekstra influence çıkartamıyoruz arkadaşlar. Yani şu an sıfır. Bunu sadece şeyle yapabiliyoruz. Ee, şu görmüş olduğunuz e, civic yönetim kartlarından, şu görmüş olduğunuz neredeydi o? Pardon, politik filozofiden gelen artıki influansı buradan influansları toplayacağız. Bu influence'ı topladıkça e, diğer medeniyetlere şeyleri dağıtıp. Bunların bize verecekleri bonuslar üzerinden e, en iyi avantajımıza ihtiyacımız olanı bulana kadar devam edeceğiz. Ve sonra dünyanın batmasını izleyeceğiz arkadaşlar. Oley be, burada bir tane daha çıktı. Hay ulan karaya çıkacaktık, unuttuk buradan. Neyse. Yürek yemiş setlerinde geziyorum ya selamlar. Aynen can ya ben de gördüm arkadaşlar zaten iki gündür diyorlardı bana ne olur abi yapsana diye denesene diye ben de dedim neden olmasın ya. Güzel envoyları biriktir bu envoylar çok işimize yarayacak arkadaşlar. Kimi bulduk? Ooo Gandhi baba mı? Hiç ne paramız var ne pulumuz var Denizlerin efendisi olarak geziyoruz ortalıkta ya inanılmaz. İşte zaten asıl hikaye orada arkadaşlar. Şehir kurmadan okyanuslarda yaşam mücadelesi. Okey sen de çık artık şeye kabileleri bulmamız lazım bir sürü. Al delege delege melegi, her şeyi alırım ben ya. Yeter ki sen iste Gandicim. Gandicim delege istedi de bizim mi vermedik? Oyunun başına böyle ilk ve son şeyimizi alacağız galiba. çağ, çağ atlamamızı alacağız. <laughs> Çok iyi <abi>. ya. <laughs> Biz direkt haka haka dansıyla arkadaşlar uk ak ark, yapacağız. <laughs> Yok hem böyle güzel sohbet edebileceğimiz de bir konsept arkadaşlar. O yüzden özellikle o yüzden de yapmak istedim yani. Bakalım şimdi onu Scoutlar falan çok tehlikeli yalnız ya. Burada böyle şeyi kaptırmamak lazım. Setleri kaptırmamak lazım ya. Yani. Setleri kaptırırsak GG. Öf, şurada warrior'ım burada olay. Lan tam gideceğim yere geldi ya inanılmaz. Haydi bakalım. Bakın buralarda iş yeri herhangi bir envoy verememe durumu söz konusu mu? Değil. Ee, şu influencer aslında erkenden biriktirmek güzel olabilirdi. Bu arada güzel para kazanacağım ama kime versem bunu? Böyle Ekstra bonus olan bir şey olan birilerinden almak. Ah, niye çıktın sen oraya? Mezaret. İzle, aslında izlemedim. Eee, izletildim diyeyim daha çok. Daha çok izletildim diyeyim. Çok komik ya. Valla yani. Ne? Yani o şey çok güzel zaten. Civilization Reddit topluluğundaki bu challenge'lara falan bayılıyorum bu arada. Ha 20 tane atım var. Hadi geçmiş olsun bu arada. Öldük galiba. Yürek yemiş setlerim. Artık 20 atım var. 20 atı ben satarım ya Gandhi'ye. Kim var burada? Vay Pachakutin benim ya. Sizinle tanışmak harika. Bakalım oyun gerçekten bozukmuş onu göreceğiz ya. Era ne zaman bitiyor? Daha 13 turu falan var. <laughs> i̇ki tane iki, iki, bilim iki kültürle takılıyoruz. Ya. İnanılmaz komik. Haluk selamlar hoş geldin. Ana Musa. Ay Sultanı Musa'm da gelmiş. <laughs> Perikles de burada. Hadi bakalım. Herkesi bulduk mu? Daha dört tane daha medeniyet bulacağız. Şimdi iki envoyumuz birikti. Bak bu bayağı kritik. Bunu zaten tam şey, ıvır zıvırlardan aldığımız için mutluyum. Arkadaşlar dünyayı yeni bir rekorla oyundaki en erken iki yakayı birleştirme şeyini alacağım herhalde ya. Güzel bir tanesiyle daha karşılaştık. Ver delegasyonları, ver delegeyi, ver delegeyi. Ee, yani bana şey vermediler maalesef. Human ee, Humankind ile ilgili deneme Paketi daha Steam hesabıma düşmedi. Düşmesini çok isterdim ama olmadı yapacak bir şey yok. İlk, ilk ve son dünyanın iki ucunu, iki yakasını bir araya getirdik arkadaşlar. Setlerimizle Warrior'ımızın büyük aşkı tekrar bir araya geldiler. Vallahi. Size ne var yok arkadaşlar? Keyfiniz yerinde mi? Aslında burada artı 4 artı 1 gold'u getirmesi gerekiyor. ama getirmiyor tabii değil mi arka tarafta. Okey yani ben bir tane şehri her türlü kendime bağlamak zorundayım ya. Bunu şimdiden bağlayalım. En azından uğraştırmasın bizi devamında. Humankind'i şey yapacağım ama ya oynayacağız tabii ki arkadaşlar. Aa, şunu aslında öldürsem aero alamayacağım gerçi. Barbar tribe'ın içinden geçmem gerekiyor. 3 tane ondan şey yapmamız lazım, government. Buraya koyacağım en mantıklı şey birazcık böyle barbar'la karşı kuvvet almak ama onun dışında herhangi bir şeyin hiçbir faydası yok bana gerçekten. Ma da fagaldım? Vallahi hiçbir fikrim yok. Ya yani humun kaydını ne yapacağız ilgili? Güzel, dostlar, dostlar aramız iyi. Arkadaş olalım mı? Olmak istemiyor musun Pericles? Vay terbiyesiz. Bir şehirde evet daha bulduk. Delegeleri kabul ederiz ya. Güzel. Diplomatik favorlarımız birikmeye başladı. Bunlar birazdan benden bunları satın almaya çalışırlar ya. Başlarlar diye tahmin ediyorum. Bir şey mi? Dünyanın en sakin oyununu oynayacağız Uğur'cum. Böyle. Şuradan karaya çıkmam lazım. Hiç yer kurmayacağız ya. Sadece ortalıkta gezeceğiz böyle. Oh, divinity 2 partilere. Pekala. 8 taneye bu kadar gold. Güzel. Buradan birazcık para kasmaya başlayalım artık. Archery bonusumuzu, boostumuzu da aldık. Çok güzel. 3 puan daha çıkartabilsek bu halde Golden Age'e gireceğim ya. İnanılmaz. Anam <laughs> 2 puan daha kaldı. Rezalet. Hadi yavrum ver bakayım bana şuradan şeyi. Bir dünya harikası falan bulalım da bari. Aynen aynen o ya. Çok komik abi yani böyle sadece başını izledim ve dedim ki devamını kendim çözmem lazım. <laughs> ne geçeyim kozun hiç fikri yok. Artı bir matematik matematiğe falan mı gitsen buralardan böyle gezsen ekstra? Ne bileyim şuradan bronze working'i falan alalım. Belki bir işimize yarar. Demir memir buluruz bir şeyler yaparız. Oo, Rough Rider Teddy. Hey hey Şun. Kadim olarak aramıza katıldı. Çok sağ ol senin için. Hoş geldin tekrar. When you find yourself skill without it. 1-5-8 dakikaya gel ya. Tamamdır. Şundan da 3 gold da buradan çıkartalım. Sonra böyle yerleşecek birkaç tane şehir devletin arasında bir yere yerleşip şey yapmamız lazım. Bir pozisyon almamız gerekiyor sanırım. Sonra topladığımız bu ıvır zıvırlarla bakalım neler yapacağız. Aylar sonra maaş yatırılır. Hadi <laughs> satalım. Ooo eyvallah. Mayış, mayışların sayılırsa olsun. Efendim. Çok teşekkürler desteğiniz için. Yok. E, Şurada person olarak da farklı bir personel hareket ediyor arkadaşlar. Ben gene bu tünelin ucu bombok bir yere çıktı. Hayda Ozan. Ekrana düşmedi. Neden düşmedi bilmiyorum ama. Çok teşekkürler tekrar desteğin için. Çok sağ ol. Hah! şimdi geldi. Tadam gördüm. <laughs> Yay süpersiniz dostlar. Harika çok sağ olun desteğiniz için. Şimdi arkadaşlar. Kad kadim arkadaşlar. Sizlere bir haberim var. Bana özelden ulaşın. EMS Kadim sizlere küçük hediyeler yapmak istiyorum çünkü arkadaşlar bu yüzden 4 altın nedir ya of fansını herkes bir şeyler topluyor buradan Bu arada devamında nasıl başaracağımla ilgili hiç fikrim yok ama şu an 8 altın kazanıyorum tur başına. Bu bayağı ciddi bir rakam. Bunu bunu unutmayın arkadaşlar. Ay <laughs> hiç hatırlamıyorum herhalde. <Melody. gülüyor> May mayışlar gelince herkese sattı. Bayram öncesi bana ma yaptı galiba. <laughs> Süpersiniz olsan. <laughs> Çok teşekkürler desteğiniz için. O 20 demirim de var. Üf bunları var ya ne okutacağım sağa sola. Tane tane satacağım altın altın satacağım bunları. Ne gel senle Gandhi ile arkadaş oldum ya böyle Perikles'le Perikles'le arkadaş oldum. Bunların elbet vardır bir faydası ya. Hey altın çağımız geldi ne kadar muhteşem. <laughs> Eyvallah olsun. <ozan. gülüyor> Çok sağ olun desteğiniz için. Yani gerçekten hiçbir işime yaramıyor ya. Builder'ımız bile yok. <laughs> ne bir tane. İlk ilk ve son altın çağımıza gerçekten devam edeceğiz. Ne? Şimdi 20 tane demire, 20 tane alta. Bunlar birazcık sancılı arkadaşlar. Şimdi buna vereceğiz. Buna ne vereceksin? 4 gold. Tur başına kaç gold? Yok. 30 tur başına 1 gold alırım. Güzel. Bunları böyle 9 altına çıkartalım ya para biriktirme. Evet ilk emergency'miz geldi arkadaşlar. Ama bu bizim çok işimize yaramıyor. Buradan ee, şey çıkartamıyorum. Emergency dediğim eventlerimizden bir tanesiydim. Ah be. Hadi volkanlar patlasın, dünyalar yarılsın, çatlasın, bir şeyler olsun ya. Bunları böyle tane tane satacağım ya. Ben böyle bir satıcı ilerleyeceğim burada. Aynen diplomatik almaya çalışıyoruz. Tabi tabi deneriz ya. Deneriz yani. Zaten hani bu, bunu bu challenge yapmamı isteyen arkadaşların istekleri doğrultusunda yapıyorum. Yani bilmediğim kaçırdığım bir şey varsa da gelip bana tabi ki backseat edip anlatabilirler arkadaşlar. Çok da sevinirim. Yardımcı olurlarsa böyle gereksiz bir achievement'ı hayatıma katmak istiyorum gerçekten. Oo bir 20 demir daha mı geldi? 34 demir. Ben bunları var ya patır kütür satacağım şimdi ya. Şimdi bütün bu denizleri açıp şu bütün kab kabileleri almamız lazım yani. Rejoice with me mansacım. Tabii ki senle birlikte zevkten dört köşeyim ya. parayı para yok parayı kullanacağız işte para sayesinde kazanacağız zaten oyunu. Ah crash etme oyun. Tabii ki Civilization'ımız dayanamadı ve ver abi setleri var, var. <laughs> Vermeyeceğim abi. Oyun crash etti arkadaşlar. Çok hızlı oyunu tekrar açacağım. <laughs> Çok saçmaymış. Niye crash ettiğim konusunda hiç fikrim yok. tek şehir challenge'ı ilgili buna <laughs> Yapacağız bak. Tek şehir, tek şehiri yapacağım. Kore tek şehir, Science Victory'i alacağım. Buradan gözünüze sokacağım onu. Sonra da Eleanor'la hiç şehir kurmadan tek şehirle, kültürle Domination Zafer alacağım. Onu da sokacağım. Yapacağım, başaracağım ya. inanıyorum buna. Abi yüzün geleceğine bak. Yok canım sizin geleceğiniz benden parlak arkadaşlar. Biz artık pişmaniye döndük. Bizim işimiz bitmiş. Ben sadece gülmeyi seven bir insanım. Siz de benimle birlikte gülüyorsanız ne mutlu. Ah oh, o son dört dön değil mi? Ah ah ah. Ya yapacak bir şey yok ya. Ee, save'lerden. tur 67. Maori kardeşlerim. Eleanor full loyalty win var. Yani evet yapılabiliyor. Yapacağım da. Yani onu kenara koydum. burada ee, duruyor. Çok ucundan kaçırdık, kaçırdık bir tanesinde. Yani ee, bir tane oynadığım versiyonda şehir kurmuştum ama hiç şehir kurmadan tek başına başladığında en son böyle 20 tane falan şehrim vardı. Tek şehir kurdum ve patır patır döküldüler böyle. Coğrafya, biraz coğrafyanın etkisi var yani. ee, Kleopatra ya. Kleopatra'ya da oynayacağım arkadaşlar. Onu da, onu da araya sıkıştıracağız. Şu yükleye dursun, ben hemen geliyorum dostlar. Just as your Toas protect your people, the Maori will guard the world's natural beauty for all the ages after. Yes geldim dostlar. <laughs> evet aynen. Valla çok komik ya. Bu arada tam olarak ne yaptığıyla ilgili hiçbir fikrim yok ama bu Early Empire şey bizim için çok kritik onu biliyorum. E, ee, political filozofi çok önemli. İnfluencer'ı kapabilmek. İlk iki emo iki sayılıyor olması falan bunlar da çok kritik. Benim yürek yemiş setlerimle birlikte yolculuğumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Yey, Bir yerlerde orman yangınları, patlamalar, çatlamalar başladı. Yok mu buralarda küçük bir... Küçük goodie hatımız daha yok mu ya? Goodie goodie hatlar. Buralarda fazla bir şey yokmuş. Bir de kendimize böyle yerleşecek bir yer bulsak fena olmaz. Açmadığımız bir de daha çok yer var ya. ekstra visibility'mizin olması çok güzel ya. Abicim tam oraya kadar keşfettik mi teknolojileri? Bunlar birer tur oluyor. Artık millet çağ değiştir çağ atladı. Biz nerelerde geziyoruz ya? A bunları da bulduk. Çok güzel. Baya baya bir şehir devleti bulduk. Bunlarla güzel ilişkiler içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Dünyanın sonu senaryosundayız. Aynen öyle. Levent'a. Amani bu ne yapıyordu? Ekstra 2 envoy olarak geçiyordu. Amani baya kritik bu arada. Amani'yi alalım. Ee... Mesela Levent'e falan verebiliriz ya. Yani. da böyle. Ya da ne burası? Zanzibar. Zanzibar'a verelim ya. Zanzibar'a takılsın. En azından influence'ları toplamaya devam etmemiz gerekiyor. Eee çünkü... Anam eyvahlar olsun. Anam, 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 anam başımıza bela Çıkardı gemileri Nerede takılsak? Şuralarda bir yerde takılırız artık ya Aa, burada ka ka kasaba varmış Kasaba diyorum setleri güvenli bir bölgeye koymamız lazım arkadaşlar Yoksa kaptıracağız yani Kedilere ilaç içirme mi? Neleri, neleri var Uğur'cum? Kedilere ilaç içiriyorsun. Aa, biz ilkini kime vermiştik? Şeyimizi, isteklerimizi? Neye aldım Eros Korban? Amani yerleştiği için Eros aldım. Harika. İki diplomatik favor topluyorum şu an, çok güzel. Artı bir envoy daha kazandım. Daha ne kadar güzel bir haber olabilir ki bu yani? bayağı muhteşem. Fazla envoylarımızın olması o kadar önemli ki arkadaşlar. Rapanui, Namadal, Namadal da kendimize bağlayalım bari, adım adım böyle pıtır pıtır ilerletelim. Buradan da bir envoy toplarız. Sonra bunları yavaş yavaş okutacağız. Mesela şimdi Mansa Musa, Gel sen de bir make deal. tek seferde 16 altın mı vereceksin bana? Normalde 30 tur boyunca 1 altın vermeni bekliyordum senin. Senden boş ver seni. Paça paça kutu. Bunların hepsinin galiba artık demiri var ya. O yüzden böyle artık yapıyorlar. Aynen. Gandhi baba senin demirin yok gibi duruyor. Vallahi yok. Keşke alabilsem. Yerimiz yok koyacak. Güzel. Paracıkları biriktirelim. Yedi altın tur başına. Altın ileride arkadaşlar işte bu acil durumlar çıktığında acil durumlara paramızı yatırarak ee, şey toplamaya çalışacağız oralarda. Siz söyleyeyim. Eee, diplomatik puan toplamaya çalışacağız. Bu arada arkadaşlar <laughs> Altı teknolojiyle hala yerimiz belli. Çok iyi ya. Oyuna başladığımız yere geldik. Ya ver delegasyon melegasyon ne veriyorsan ver ya. Open border'ları ayrıca vereceğim ya. Onlar onlar ayrı bir konu değil mi? Bunlar açıldı. Tek seferlik 14 altın. Make McDeal. 11 altın. Bunları, bunları bayağı takip etmem gerekiyor ek diyal. Oo bir de üzerine 36 of çok güzel ya tertemiz en sevdiğim. Süper bu arada bulmadığımız hala medeniyetler var arkadaşlar. Bir de onları gidip bulmam gerekiyor biliyorsunuz ki hala eksiklerimiz var. Bunlarla güzel para toplayacağız. E, bu, bu medeniyetin sebebi denizde başlıyor. Ve bedavadan artı iki bilim artı 2 kültür veriyor. Ve hiç şehir kurmadan da bu oyunda diplomatik victor'u alabilen insanlar var arkadaşlar. Ben de bunun heyecanına kapılıp bunu yapmak istiyorum. Ülke yok, yok ki ülke yok ortada bildiğim boşluktayız. Setleri kaptırmadığımız sürece problem yok arkadaşlar. Bir iki medeniyeti daha bulalım. Onlar da böyle hızlı hızlı takılalım, çakılalım. Aman buralardan gemimimi çıkartma da benim başıma iş açma ne olur gözünü seveyim. Buraya kadar sağ salim getirdik olayı. Hello. Bu anlaşmayı yok kabul ediyor işte. Dedik ki ona açık denizler sizin olsun. Oi, vay, vay Felipe cim. Sizinle tanışmak büyük bir keyif. Make deal. Mesela sana şöyle bir şey vereyim. Tek seferlik bir altın mı? Neyse ilişkilerimiz biraz daha ilerlesin. 30 tur kaybetmeyelim boşu boşuna. Bunlara karşılık buradan bayağı bir altın gelecek. 4 altın. Vergisi 22 altın. Vallahi hayır demem ya. Hatta bir de ben sana biraz daha para çık Şimdi tur başı 8 altın bayağı iyi bu arada yani. Bunu ne vereceğim? Sen vermiyordun değil mi? Vallahi vermiyor. Yürek yemiş setlerimizle gezmeye devam arkadaşlar. Promote. Zaten bunu sadece başka bir yere koyabiliyorum. Bunun dışında herhangi bir e, adamı herhangi bir yere koyamadığım için buradan devam edelim bakalım. <laughs> Bu şey film Filip'i öyle tasarlamışlar da işte bizim Kanuni Sultan Süleyman'ı da Twitter'da gördüğüm şey hala gülüyorum ya. Şey koskoca şey Kanuni'yi böyle Adıyamanlı çiğ köfteciye benzetmişti bir tane adam. İnanılmaz <laughs> ya çok gülmüştüm ona. Bakayım şöyle kendimize güzel bir yerleşke, güvenli güvenli bir bölge. Bir de şu son tanışmamız gereken medeniyetle de bir tanışabilirsek. Bütün adamlarla bir tanışalım. Kenarda dursun. 47 diplomatik puanımız bekliyor. Güzel. Politik filozofi gelince zaten olay çok daha güzel bir noktaya bağlanacak arkadaşlar. Barça. Herkes aramız iyi ya. Bunlar bana saldırmazlar. Ha? Yine ki sen geldin. Anam Kleopatra. Anam volume'ımı rahat bırak. Benim artık karaya çıkmam lazım bir yerde. Vallahi kaptıracağız ha. Setleri. Buraya kadar getirdim. Bütün medeniyetler tanıştım. Artık kendime böyle bir güvenli bir liman Sığınacak bir yuva. Böyle huzurlu bir toprak bulmam Bilmiyorum. lazım. Üzerinde kabile hayatını sürdürebileceğim. Yo bug olmadı. Ben çünkü o kadar az teknoloji üretiyorum ki oyun bana... ayda gene mi patladı bu oyun ya? İnanılmaz gene crash etti. Bu olacak değil ya. Evet bir adaya yerleşeceğim. Şimdi bundan sonrasını bilmiyorum yani işte dediğim gibi bu challenge'ın sadece buraya kadar olan kısmına baktım. E, politik filozofiden sonrası ne yapacağım konusunda hiçbir bilmiyorum. Şey Tamamen al sat böyle dur sınırları aç para ver. E, bu emergency'lerden diplomatik puan kazan. E, verdiğin ilk e, karar biliyorsun ki World Congress'te bedava bunları doğru seçerek doğru medeniyete doğru şeyler vererek böyle güzel bir bağlam kuracağımıza inanıyorum. Vay arkadaş oyun crash etti gene ya. evet, Ertan tam olarak onu yapıyoruz ya. Diplomatik victory olan challenge'ı yapıyoruz. Önümüzdeki 300 tur boyunca barutu bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Taşları birbirine sürte sürte yanıyor mu bunlar acaba diye. Bugün bugünkü ikinci crash'imizi aldık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Crash number 2. Tur 95'e gelmişiz ya. Neyse şu konu konuşmayı ise bir daha dinletmeyeceğim. O yüzden bu sefer şey davranıyorum. Hadi Halil selamlar. Hoş geldin. Yok istemiyor ya. istemiyor Net istemiyor yani. Ya diyor ki ulan Maori. hukuk haka yaparken. Olacak değil ya. Vallahi crash sayıcı koyacağız arkadaşlar. Bunlara böyle komut yazacağım. Böyle counter komutu yazacağım bir tane chat'e. Coupe the navigator. Oyun subnautica değil arkadaşlar ya. İmkansız yani. Bir refresh alabilir miyiz acaba? Okey oyun sesini açabiliyorum artık. Haydi kupe, haydi kupe, haydi. Şuradan bir, bir tane daha try bul. Şurada kendimize güzel bir ada bulalım. Onların arasına yerleşelim ya. Bir refresh'e kendisine gelmesi lazım diye tahmin ediyorum dostlar. Şurası güzel ya. Şu ada bence fena değil. Buraya yerleşebiliriz. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ya da şuraya bir yere. Biraz yolumuz var oraya kadar ama ben bunu başaracağımıza inanıyorum. Lütfen arkadaşlar. Nefsinize hakim olun. Aha. Ben bu herifi buradan nasıl çıkaracağım şimdi? Karadan geçebiliyor muyum? <laughs> Karadan yürütebilecek miyim acaba bu adamı? Ulan setleri var ya şurada bir yerde kaptırırsam yemin ediyorum çıldıracağım yani. Bence crash vermesinin sebebi benim böyle bir teknoloji seçmememden kaynaklanıyor. O yüzden abi Baruta doğru ilerleyelim. 19 tur sonra da envoylarımızı almaya başlayacağız. Ulan şurada volkan patlasa bir de parades olacağız ya inanılmaz. Ya işte oyunun erken aşamalarında okyanusa çıkamadığı için rakiplerimiz biraz bunun avantajını kullanıyoruz diyebiliriz kısacası. Ona para harcamayacağım büyük ihtimalle ya. Şimdi şeylere bir bakalım. Şuradan Philip'ten başlayalım. Philip de bizi seviyor. Make deal. Sınırlarımızı açsam 14 altın. Hayır demem. 30 tur. Make deal. Ha, sen de 16 altın ver. Ne veriyorsan ver bir. Oh, böyle abuk sabuk şeyler çıkar. Sesler çıkartma. Lütfen. Hmm. 36 altın. 8-8'de bunları vermeye başlasam. 3 gold. Hayır da. dur buna buna verdik. Hahlıyo, hufluyordu bu. Bekliyor. Güzel 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 paralar birikiyor şu an. Save alsak dedi. Save alıyoruz zaten ya. Load ettiğimizde yani şey oyunun en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi amacımız dediğim gibi diplomatik victory almak olduğu için şimdi katastroflar başlayacak. Bu katastroflar başladıkça yardım görevleri gelecek. Bu yardım görevleri geldikçe de oralardan diplomatik favor kasmaya başlayacağız. Nereye yani bayağı ağır şehirsiz takılıyoruz ya. Oo çok güzel. Şunun üzerine çıkmam lazım. Buradan free unit var ya. Setlerime bodyguard alacağım. Hoppa! Yay! Çok teşekkürler Can. Adam göremiyorum. Şeyin detayını göremiyorum. Rezalete bak. Yes. Efsanevi Cihan. Free military unit dedi ama free military unit gelmedi galiba. Şurada i̇şte bir tane daha try var. Buradan da bir şeyler çıkartabiliriz bence. Değil mi? O da ayrı bir konu ya. Şehri kurmak lazım yani. Mysticism bonus da güzel. Hayır demem, fazladan envoy veriyor çünkü. Oradaki şey alacağız. Şu Political filozofiden sonra Mysticism'e gidip, oradan artı bir envoy veriyor olması lazım. Onu alıp bir tane daha şehri kendimize bağlayabilirsek Diplomatic favordan Problem şu ki, e, elimizdeki tuttuğumuz şeylerden bir tanesini sanırım Rapanui'yi mesela kaybetmişiz. Mesela bu bayağı tatsız. Bunları olabildiğince hızlı bir şekilde, işte bu yeni politik kartlarımızla geri alacağımızı umuyorum. On turundan itibaren başlayacağız. Şehir meyir yok arkadaşlar. Biz bir tane ada bulacağız. Orada bir Ütopya yaşayacağız. Diyeceğiz ki adada yaşıyoruz. Böyle küçük. Küçük küçük Maori'ler olarak. Şuraya tatlış bir Maori koyalım. Şu kabileyi de alalım. Oh no! Ne olur saldırma vuruyorum ha. Oh, taş işçilerine giden yolu açmak bayağı kritik de ha. Ben warrior'ımı kaybetmek istemiyorum. Sen şuraya gel. Şurada birazcık iyileşi dur. Biz şu aradan geçip sonra şu aradan geçip şuraya yerleşiz işte ya. Hedefim hedefim şu ada. Şuraya ben Marklin pinliyim ya. Burası bizim Maorilerin uğrak yeri. Kabilemizi kuruyorum arkadaşlar buraya. <laughs> Maori kabilemizi kuracağım buraya. Ha süper Atakan çok sağ ol bilgi için. Vay kapitaller ya. Sen de şu yukarıdan dön. Warrior'ı alttan önden götüreceğim ya. Kaşımızda barbar bir şey var mı yok mu görmek için. 30 tur bitmedi mi hala? Biz buradan... Ha şöyle bakayım. altın buradan. Gandhi'ye vermişiz ilkini, Make deal. Ay dur bu ne? Bunlarla hala şeyimiz var. Mansım Musacım. Make deal. Şöyle sınırlarımızı açalım. Şöyle ikişer gold da buradan senden alalım. Perikles'cim sen buna güzel para verirsin ya. 14 altın. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Şöyle yapalım. Tur başına 5 altın mı? Uf, 150 altın da buradan. Anam 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 ne güzel para kasıyoruz ya. Make deal. Open borders. Sen Ay senin. Ne vereceğim? Güzel abicim. Buradan da bir 60 çıkardık. Ruzatcığım make deal. Sınırımızı açalım. Ne veriyorsun? Bir numara vermiyorsun. O yüzden ben de sana... Diyecek bir şey bulamıyorum. Böyle sanki çok bir şey veriyormuş hissiyatı yaşatayım sana. Kleopatra'cım Make Deal Sen ne vereceksin? Bir numara vermiyorsun 3 altın da buradan Okey, 800 altınımız oldu arkadaşlar Bu parayı çok iyi değerlendirmem gerekiyor Gerçekten çok saçma Aynen, Spawn Funds da yok abi Abi Adam, ad, adamdan Mars'ı çıktığında ben barutu bulacağım gibi geliyor <laughs> Şu an bir şey Bak şuraya Kabileyi koydum arkadaşlar. Bu şuraya yerleşiyoruz Atakan. Gideceğiz buraya. Yeni hedefimiz orası. <laughs> Süper saçma bir şey yapacağım ya. Çok saçma geliyor yani. Bir de biliyorsun bir barbara şey kaptırmamak lazım. Setleri falan kaptırmamak lazım. Bunlar kritik konular yani. Bu arada sana çok daha komik bir şey söyleyeceğim Atakan. Bir önceki çağ altın çağda kapattım be baya saçma denizlerde böyle. Yıkılıyoruz böyle. Oho, neler yapıyorsun diye. En azından art 4 combat strength oligarşi alabiliriz herhalde ya. Başka hiçbir numaraya ihtiyacımız yok çünkü. Evet influencerımızı alacağız ve envoylarımıza yollayacağımız ilk envoyları artı 2 sayılacağı için bunlar baya kritikti zaten. Bunun dışında hatta unit maintenance bir tane daha kısayım mı? Bir askerden daha kısa, bir altından daha kısabilir miyim acaba? <laughs> Süper saçma. Tabii canım bundan sonra full, full karanlık çağdayız. Yay! Hep sunduğu. Çok sağ ol Yiğit. Çok sağ ol desteğin için. Çok sağ olun arkadaşlar. Süpersiniz. Hayır şeyi merak ediyorum, daha hiç böyle puan getirecek herhangi bir dalga çıkmadı. Şu aradan geçebilir miyim acaba ya? Çok zaman kaybetmek istemiyorum. Bir an önce adamımıza gitmek istiyorum. Lost'taki ada burası arkadaşlar. <laughs> Eleanor'a devam gelecek tabii ki ya. Devam edeceğiz. Maorlar Yeni Zelanda yerleri, yes. İşte haka haka danslarıyla birlikte onlar böyle Avustralyalı kardeşlerimle birlikte John Curtin'a <laughs> böyle el kol yapıyorlardı en son diye hatırlıyorum böyle. <laughs> ben ilk oyunda başladığımda ticaret yapmama rağmen bu turda bu kadar para kazanamıyordum. Vallahi evet yani şu an çok iyiyiz arkadaşlar. Ata falan bilmeyi öğrendik ya. Şimdi tahminen 357 tur sonra <laughs> diplomatik servis var. E, trade route'lar mesela. Bunlar production'a geç. Hani burada en çok işime yarayabilecek olan kartlardan bir tanesi. Sanırım bu her bir envoy için bu medieval fairies bayağı kritik. E, ama buraya da gelmem zaten 300 tur alacağı için ben şu mysticism'ı alayım önce. Artı bir envoy kazanalım şuradan. Artı, için artı bir envoy olanları kapmaya çalışalım. teoloji, meoloji böyle 60 turda falan ekstra bir şeyler çıkartacağız buradan. böyle giriyoruz. Şu an evde adamlar ve helikopterle falan gelecek abi. Hmm, şimdi bak. Dedi bunların bayağı yüksek puanları var. Bunlar tahminen kendilerine basacaklar abi İspanya ile birlikte. İşte burada bir save alalım arkadaşlar. Çünkü burada bundan sonraki yapacağımız her şey çok kritik. Yani biz parayı buradan, yani puan oyunu buradan kazanmayı hedefleyeceğiz. Şimdi, Philip, Amerika, tahminen bunların böyle kendilerine oy verme potansiyelleri olduğunu düşünüyorum. Yani mesela buradan, mesela Philip'in yaptığı distrikler ekstra kazanır diyebiliriz. Aynı şekilde işte Teddy büyük bir ihtimalle ticaret rotalarını kendisine isteyecek midir? Burada birazcık personaları iyi tanımaktan geçiyor yani çok emin değilim ama en azından en yüksek puanları bunların olduğu için Tahminen buralarda kendilerine basacaklarını düşünüyorum ya. Special District. aynen aynen yapacak bir şey yok. Şimdi burayı bir deneyelim. Envoy'ları çok da kaybetmek istemiyorum. Buradan puan çıkartamazsak bir load edip bakacağız yani. Burayı bir görmemiz lazım arkadaşlar. Bak mesela Mansa, Musa ve Cleopatra kendilerine basmışlar. Bunlar başka şeye basmışlar. Çok enteresan. Mesela buradan sıfır puan. Yani buradan hiç puan çıkartamıyor olmak bayağı saçma bir durum oldu bizim için. O yüzden bunu bir load edeceğim. Çünkü buna alışmam gerekiyor. Personaları iyi okumamız lazım arkadaşlar. Ve personaları okuyamazsak çünkü e, bu oyunu bu zafer tipiyle kazanma şansımız yok. Aynen aynen bakacağız şimdi onlara. Ya onlara biraz artık şeylere derin, derin okumalar yapmamız gerekiyor. Çünkü mesela buradaki vereceğimiz 2 tamam, bu puanla 2 diplomatik victory puanımız kazanacağız. Kalacak 18. Leave your bronze for iron and rule with horse and sword. The sky above begins to reveal its secrets. A collection of heaven that uplifts our hearts and guides us to foreign shores. Coupé the Navigator. You named the land of the long white cloud. And now you are called upon to settle new lands. Protect and protect the sea.

Mesela şimdi... Ya bunun eskiden şurada daha fazla detaylarını görebiliyordum ya. Bu sanırım UI modlarından bir tanesi. Concise UI'yi geri koymam lazım. Çünkü yönetim şekil kartlarını falan ıvır zıvır hepsini burada veriyordu. Bunların tek tek içlerine girmek birazcık bize zahmet olacak ya. Klasik Republic'e gidiyormuş. Bunlara tek tek bak bakmamız lazım Mansur Musa'nın mesela. Pantheon, Indian Rights Kleopatra zaten her türlü ticaret ya. Onu mesela yanlış okumuşum demin. Ya yani Kleopatra her türlü kendine basacaktı e, ee, Mansa Musa'da kültür olarak yerine basmıştır diye. Bakalım ya şu an bir lol bunu şey yapalım. İki puanı kaptık diplomasi de. Tamamen doğru okumalarla bu işi. Tek birer oy kullanarak bu işi halledeceğiz arkadaşlar ya. Make deal. Dur bakayım. Ne vereceğim bu iki demir için? 16 mı? Ver bir bişim ya. 16 dediğin ne ki? Elimin kiri. Şunlar da güzel birikiyor zaten. Onları da verelim. Şimdi. Government'ımızı ayarlamıştık sanırım. Evet. Siviklerimize, mistisizme gidecektik. Tamam şu an hazırız. Oh İki tane birden mi geldi? Anam şimdi ne yapacağız burayı? Pıt pıt Bu adamların en yüksek para bende Yani verebilecekleri maksimum paradan daha fazla para verebiliyor olmam lazım mantıken buraya Tur başına 3'er 5'er gold vererek bunları ben bu işi hallederim gibi geliyor bana Hadi bakayım Hadi bakayım. İkisi de geçti. Çok güzel. İki diplomatik victory oradan, iki diplomatik victory oradan eder 4. Benim elimde var 2. Etti 6. Kalır 14. Ve buradan da Tuna Pomer'in YouTube'daki 3. yılını kutlayabiliriz arkadaşlar. <laughs> Sinirim bozuldu kendi kendime. <laughs> Okey. <laughs> Çıldıracağım galiba. Delirdim galiba şu an. Bayağı saçmaymış şey patlama. Patlama çatlama beni deli etme. Adamıza gidiyoruz ya. Lost adasına gidiyoruz. Evet alabiliyoruz Batur. Süzlerinlik üzerine alabiliyor olmamız lazım. Yani benim şu an Zanzibar'da ameli olduğu için zaten oradan puan geliyor. Dur bakalım bir şeyler yapacağız. Lost adamıza doğru gidiyoruz ya. Maoriler adaya doğru gidiyordu. Selamlar Umut. Hoş geldin. Aaa nasıl oldu? Gökten zembille mod yağıyor. <laughs> Yeni Zelanda mapi değil de yani normal dünya Avru Avustralya mapi var. Oralardan bir şeyler yapılabilir. Belki şuralarda bir küçük gudi hat daha vardır ya küçük. Kabi bak burada kabile varmış. Warrior'ımızı şuralardan bir şeyler bulmaya götürelim. Heh. Ben kısetlerimi koydum abicim buraya. Kısetlerimi koydum. Şimdi bakalım. Aa bu arada şunları açmadık ya. What? 273'ün verdin. Kim bu? Paça kuti. Make deal. Öbürü kimdi? Filip'te 300 varmış buna. Teddy'ye. Ay bak Teddy oradan aldım, öbür tarafa veriyor. Yanlış iş yaptık aslında. He. Bu çok tatsız oldu. Dur bakalım bunları para birazcık aşağıya çektik ama acil durum için bingo olduğumuz var kazanmak için bu parayı dağıtacağız. Yok yok bu olayı bu şehir kurmadan kazanmak arkadaşlar. İşte sizin. Evet mi sizin bize bir envoy bir şey daha verdi? Çok iyi buradan bunu alalım. Allah Allah ne, ne de oluyor de burada bu? diyor Mansa Musa. Daha iyi, şuraya bak. Daha şimdiden altınlar gitti ya. Anam tufanların içerisinde kaybolma gözünü seveyim. Eksi 3 altın. Benim bir şeyler satmam lazım arkadaşlar. Şu diplomatik favorları satma vaktimiz geldi gene. 240 19 art turu kaldı bunun. 520 vermiş. Bak bu çok tatsız ya. Buraya nasıl geçeceğim konusunda hiç fikrim yok. Şu an Philip ortaya bildiğin darpane gibi para basıyor ya. 20 diplomatik favor daha geldi. Buradan kazanacağımız make deal. 1 2 3 4 5. Ne veriyorsun? İkişer altın. Ver bakalım. Filipçim, sen de birazcık paranın çakozlayalım. 1 2 3 4 5 6. Sen bana ne verirsin? Vereceğin şeye Güzel 5 gold senden çıkartalım. Mansa Musa'cım. Sen at seversin gibi geliyor bana. 16 altın alırım senden tabii ki. Aaa yes. Ay. Az altın veriyorsun ama olsun. Her şeyde ağlıyor pufluyor ya. İnanılmaz ya. para artı altı altın. Yani paramızın her türlü artması gerekiyor. Şu eğitlerden çünkü çok büyük para harcayacağız birazdan arkadaşlar. Bu gelen altı altını Amerika'ya bir bunu ekleyelim. Şimdi bir gift olarak e daha Şimdi şu sistemi anlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Hiç hiç problem yok. Maoriler değil şehir kurmadık ki. 130. turdayız sıfır şehir. Hiçbir şey yapmıyoruz. Tek şehirle oynuyoruz. Maoriler'in özelliği iki bilim iki kültür şehir kurmadan alabilen bir medeniyet olması aslında oradan geliyor. 340. 240. Burası biraz tatsız olacak ya. Burayı biz kurtarabilecek miyiz? 17 tur kaldı. 17 turun sonunda 600 altın 500 altın şöyle dağıtsak. Biriktirdiğimiz bütün parayı Hacımat ediyor olacağız ama. Mac diye Şuradan tur başına 30-90 ot gold daha mı getiriyor bu sadece bana? Üf, çok fakir fukara Cleopatra ya. Bak inka'cım senin buna ihtiyacın vardır. Ay, yani senin yapacağın işi. Ne altına? Gandhi'ye veririm ya. Gandhi baba. Uzatma Gandhi. Selamlar Abdullah, hoş geldin. Keyifler yerinde valla, sizleri sormalı dostlar. Ben korktum ya, bir birileri bir şey kazanıyor diye. 340, 800. Bak, bu buraya yetişemeyeceğim ki. Amerika'ya verdiğimiz destekte. De. Burada da Amerika, öbür tarafı verdiği destekte de yetişemeyeceğim. Nasıl yapacağız bu işi? Hiçbir şey olmasa diplomatik favorlar kazanacağız. Tamam, eyvallah. Buna okeyim. Ya bunlardan bir tanesinden Diplomatik Victory puanı, bir tanesinin Diplomatik Favor puanı, ikincilik falan gibi bir şey çıkartmam lazım. Ee, Philip, Philip bayağı zengin ya, make Filipin tur başına olan parasını bitirmem gerekiyordu. Aslında amacım buydu yani. Bunu kullanarak hareket etmek istiyordum. Aynısını bir de Roosevelt'le yapmam lazım ki onda öbür taraftan gelen paraları benim geri almam için. Şimdi tur başına 11 altın devam. 1200 altınım var. Şu an üzerine bin koysam buradan iki diplomatik victory puanı çıkartırım. Buradan da üzerine biraz koyup dur bakayım ucu ucuna belki son turda bir çakallıklar yapıp bu işi çözeceğiz ya. Hiç anlamıyorum ama zevkli. Halil'cim anlarsın ya. Adım adım yani. Siv, böyle bir oyun. Biraz zaman vermen, içine girmen, hissetmen, yaşaman gerekiyor. Aha! Sınır mınır açıyor. 8 ata, 16'ın 30 gold buradan geldi. Çok güzel. Güzel taş oymayı öğrendik arkadaşlar. Artık Maori'de şeyler yapabiliriz. <laughs> Mercimek ne ya? 14 tur. Okey bu taraf bizde abi. Amerika'ya giden para bizim. Bir tek bizim burayı kurtarmamız gerekiyor. Bence biz bu işi hallederiz ya. Bütün parayı verip dörder diplomasi. Dört diplomatik victory puanını alırız. Şu diplomatik artı bir envoyları çok iyi kullanmam lazım. O Yunus Reis mi geldi? 11 tur, 800'de. Tamam, çok güzel. Bak bunu bu bu çok iyi. Son dakika buradan gol atarız. O iki tarafta da mı sek... What? 1200 mi oldun? Yavrucuğum sen bütün paranı bunlara mı yatırıyorsun ya? 1600, 10 turda. Amaç silver'ı almak mı olmalı acaba? Onu düşünmeye çalışıyorum da. İki diplomatik victory puanını kaçıramam. Nasıl yapacağız burayı? Neyse bu ilk kongre öncesi save'imiz vardı değil mi? Oraya bir geri döneriz. Make deals. Tur başına para gelmesin ama en azından şurayı biz bir halledelim. Amerika olan desteği halledelim. 508. 700 altın oraya çözmeye çalışacağım en azından. 3, biraz daha altın biriktirmem lazım. Ee, Filipçim, madem o kadar param var, kardeşim alsana benden. Şunları almıyor da. Mansa Musa'cım mek değil. Sen at seviyordun galiba. 36. Periklesçim. Oo 66 altın. Perikles güzel para verdi hem bir de önden upfront payment yaptı. Ha, lüks kaynağı da veriyor. Kahve veriyor. <laughs> ne yapacağım kahveyi? Adada tek başıma gibi çekirdek gibi çitleyecek miyim bunu? Gandhi babacım make deal. 3'er altın buna da hayır demem. Kleopatra'cım make deal. Ay. Şimdi tur başını 7 altına daha çıkardık. Bunda paça 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 kutiye vereceğiz. Make deal. Eksiye düşsek de çok problem değil. Ee, buranın sayısını yükseltmeye çalışıyorum. Kitap tane diplomatik victory puan çıkaracağım ya. Bir şekilde halledeceğim o işi. Yayın tekrarı evet YouTube'da kalacak arkadaşlar. 17'ye 4 altın sınırları açıyor. Ay, veririm bebişim. 4 altın da oradan gelsin. Ee, bizim paça kutuya verdiğimiz para para değil mi yani? Yetmedi mi? Tamam silver. Buradan her türlü bu silver'ı garantiledim şu an gibi gözüküyor. 9 tur. Şimdi çok ince kararlar vereceğiz arkadaşlar burada. Yani paramızın gelen paramızı genel olarak nasıl dağıtacağız? Tek seferlik 3 buna karşılık 28 altında. Altın altındır kardeşim. Daya. Setlerine kavuşan Warrior'ın tatlı mutluluğuyla. Aslında kahve çok mantıklıymış biliyor musun? Kahveyi alıp sonra kahveyi lüks kaynağı olarak rakibe satmak. Gerçekten. Dörder altında buradan geliyor. 350. Para kaybetmeden bu işi halletmeye çalışıyorum da, make deal. Artık tur başına gold veremiyoruz şu an, bir sonraki tur verebileceğiz onu. Bir yerde herhalde patates olduk ya, şu an tek bir yerde süzürünüz, gelen şey puanımız diplomatik bunları arttırmam lazım. Yani benim kime verdiysem onlar bir şekilde elinden almaya başladılar onu. Bu çok tatsız bir durum. Zanzibar'dan bu şeyi alalım. Bunu Zanzibar'dan alıp Büyük ee, Brüksel'e yollayalım bari. En azından 2 envoy olarak gelsin. Buradan da bir süzünlük daha alalım. Çünkü puan az birikiyor. Bir hata olacak orada. Tuna yüzünden mi ne benim yüzümden? Yo de oynamıyoruz bu arada. Melo'da DT değiliz. Prince'de oynuyoruz. Oyunun başında sö söyledim de. Orası kaçtı herhalde? Prince zorlukta oynuyoruz şu an. 4 tur. 350. Lan buna 2 tip victory puan çıkartabilecek miyiz ya? Tur başına 5 gold. Okey. Fena fikir değil. Ee, 350 son tur paraları dağıtacağız etrafa. 700 buraya versem burası geçiyor. Bir turdan önce. 700 buraya versem geçmiyor. Buraya 800 vermem lazım. Para yetmiyor arkadaşlar. Bir tanesinde ikincilik, bir tanesinde de birinciliği hedeflememiz gerekiyor ki 4. Aynı anda beceremeyeceğim sanırım bunu yapmayı. de puan biriktiriyorsun yani yaptığın bu acil durumlara verdiğin cevaplar yaptığın bazı wonderlar vesaire gibi bunları kullanarak puanlar kazanıyorsun. Bu kazandığın puanlarla birlikte diplomatik victory puanı kazanıyorsun. Kazandığın diplomatik victory puanı 20'ye ulaştığında oyunu kazanıyorsun. Ah, dur burada load edeceğim. Misclick Buradan great artist, great artist, great writer çıkartın olur ya. Great scientist çıkartan da olur. Buna inanıyorum. Genelde production oluyor zaten bu. Neyse bir önceki tutorialı load edeceğim ya. Aa gold ve great profit çıktı. Çok enteresan. Bak Philip 2 wins diyor tamam mı? Mesela bu çok merak ettiğim konulardan bir tanesi. Daha önce benim başıma geldi bu. Buraya 700 altın vereceğim. Paça 700 altın. Bunu bir tur önce mi vermem gerekiyordu? Bu tur mu vermem gerekiyor? Onu bilmiyorum. 700 altın. Buraya da bir 700 altını koyarsam. 700, 700. Ah, ulan ucu ucuna mı kaçıyor? Hay lanetler. İki tane diplomatik victory çıkartabiliyormuşuz buradan ya. Load game. Hop. 151. Load. Ben de bir suyumu tazeleyip geleyim arka tarafta arkadaşlar. Evet kesinlikle Batur çok mantıklı. Onlara gireceğiz şimdi. Onlara bakacağım. Hepsini ucu ucuna şey yapacağım. Ay. Ucu ucuna kaçırmaya alışıyoruz ya. Aynen bazı şey oluyor. Neyse bu denemesi zaten arkadaşlar. Yani bunu hakikaten deneme amaçlı yapıyorum ve bunun başarılıp başaramadığını görmek için yaptığımız bir challenge zaten beraberinde. Hemen geliyorum bir yere kaybolmayayım da olsa. And guides us to foreign shores. Kupe the Navigator, you named the land of the Long White Cloud, and now you are called upon to settle new lands. Protect and honour the land and sea, just as your Toas protect your people. The Maori will guard the world's natural beauty for all the ages after. Yes geldik. Bir tur. Paçakuti'ye 700 gol yolluyorduk değil mi? Oy. Hop 700. Yeah, yes. Son turda çünkü. 710'a yolladığımızda burada 1050 oluyoruz. Burayı tamamlayacağız. Burada ise 700 gold verdi. Kalan 725 goldum bana yetmiyor. Buradan da silver almak benim için yeterli. En azından bir 100 ekstra diplomatic favor toplamak buradan güzel bonus sağlayacak bize. Bu bayağı iyi. Zanzibar'ı özellikle elimle tutmak istiyordum ama. Great Profit. Gold. You win. Burada Philip kazanıyor. Kazansın. Her zaman ben kazanacağım diye bir şey yok. tur başına 6 gold mu 30 tur boyunca 186 buradan tertemiz. Bu arada biz bu World Kongre'den niye puan kazanamadık? Arkadaşlar bununla ilgili bir fikriniz var mı? Bir sonraki tur mu gelecek onun puanı? 4 puan yes. Kongrelerin puan da gelmiş olması gerekiyor. Yok gerçi Kongrelerin 2 puan geldi. 4 puan. Artı 100 envoy gelmiş oldu. 100... Okey. Güzel. A'ya mı verdik oyu? Ha B'den mi aldı o? Bir dakika, okey. Bir daha bir load edelim oraya. 152. turdu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bakacağım çünkü bunu, bunu gerçekten anlamak istiyorum yani. Ben şeyi kaçırıyorum bazen, şu abi olayını. Çok ciddi kaçırıyorum bu olayı. Akif güzel yakalamışın gerçekten, bravo. Yok yok, şeyi aldık. 700 gold vermiş pa paça kutuyu aldık. Öbür taraftan gelen puanla daha fazla şeyim olması gerekiyordu. Şey neydi peki? Ee, i̇kisi de mi B'ydi? Tam you win. Buradan her türlü şey geliyor. 2 puan gelecek. 151. turmuş bu arada ya. Load game. Bu biraz enteresan bir yolculuk olacak bizim için ama. Önceki tur için dağıtımız paraları hesaplamadık. Ucu ucu gidiyor iki kazanç. İkisi de B. Ya işte bu gelen medeniyetlerin her birinin personalarını aklınıza tutmanız lazım arkadaşlar. Yani o bayağı kritik. Yani şu an orada birazcık sıkıntı yaşıyoruz. Okay. Buradan her türlü yüz favori alacağız. Buraya benim daha mı fazla para vermem gerekiyor şu an. Buradan çıkacak olan hesap bu mu? Paçakuti'ye vereceğimiz olan para. 800 vereyim abi. Bunun bir tur önce bunun hesabını yapıyor olması lazım. Buradan her türlü zaten yüzde bir favori almaya çalışıyorum. Yo yetiyor da ikinciliğe niye iki yani 200 favori geldi onu anlamaya çalışıyorum sevgilim. Bu B Great Profit diyorsunuz. Bu da B Gold diyorsunuz yani. Çok enteresan. Hakikaten böyleymiş. Herkes B'ye yardırmış. Tamam buradan iki tip bir victory puanımı verdi bana. Dördü aldım. Bir sonraki turda buradan İki diplomatik victory puanı vermesi gerekiyor. Altı olması lazım. Biz savaşa girmiyoruz abicim biliyorsun. Ama altı altını alırım. Yes. 1050. 700 yetiyormuş aslında. Aynı şekilde burada da ikinciliği hedefliyordum zaten. 100 favor almak için. Bu her türlü 200 verdi. Double verdi. Niye double veriyor bana? Sebebini bilmiyorum. 6 puana geldik. 14 14 şeyimiz kaldı. Hala 600 altınımız olması bayağı güzel. Şimdi Sanırsam biraz beklemek lazım. Önce oyunu bir deneyelim yoksa çok üzülürüm. E tabii canım yani keyfini alman için birazcık çalışman gerekiyor tabii ki. 30 tur boyunca Merkür Bunu alıp satabilecek miyim acaba ben? Dur bakayım. ben bakayım bunu. Merkürs olmayan Gandhi. Senin paran var mı? Boşu boşuna. Şehir olmadığı için bunları değerlendiremiyormuşum mesela. Bunu da görmüş olduk. Bunları Sistate'in bize provide etmesin. Çünkü ben Zanzibar'ı aldığımda normalde Zanzibar'ın şehrine veriyor olması lazım. Lüks kaynaklarını vermiyormuşum. Ha yes tamam okey mantıklı make sense tamam süper. Senin bayağı paran birikmiştir ya. Şöyle altışar altışar sizleri yolmaya başlayalım arkadaşlar. 30 tur boyunca bunlar çok iyi rakamlar bu arada yani. Şimdi Filip'ten başla, make tiyaf. Bunun Filip'in parası bitmiş. Mansa Musa, Magdiel. Sınırları açınca para vermiyordun sen. Geri dön. Perikles abimiz, Magdiel. Sen de sınırlarımız açık zaten. Paçakuti. 12 altın. Güzel hayır deme abi. Güzel abi. 6 altı, 6 altı, altın oradan. Kleopatra'cığım sen de bir daha bir Baksana 38 altın tur başına. Muhteşem bir rakam yani bu. Bayağı iyi bir rakam. Evet evet ya sınır açma muhabbeti gerçekten çok büyük saçmalık yani. Yani güzel. Bak mesela 6 puan topladık abi. Daha 150. turdayız. Civicler bitmiş bu arada. E, ee, envoy verenlere devam. Şuradan en... Em... Şu envoyları yakalayabilmem gerekiyor. Sonra gidip şu yukarıdaki envoyu almaya çalışacağız. Ee mesela bak Brussels burada süzerin olmama rağmen bana fil vermiyor. Benim filim yok mesela arkadaşlar. Filleri dağıtamıyorum. Atlar nereden geliyor? Horses buradan geliyor. Mesela burası bana bu fili vermiyor. Bu yüzden de kendi içinde sanırım şehir olmadığımız için gene at veren diğer at veren ne demekse bana at verin. <laughs> evet stratejik kaynaklarmış. Lüks kaynaklarını vermiyormuş. Onu da denemiş oldum. İyi oldu. Bunları öğrenmek istiyordum zaten. Zaten deneme yapmamızın asıl amacı buydu. Tur başına 44 altın. Çok iyi bu arada. Settler olursa oyunu kaybedeceğiz ya. Setler bizim son tutanağımız. Tuta, tutamağımız. <laughs> Tutamak. Tutamaçımız. Yürüyün be misyonerler. Yayın. Yayınız. Turbaşına 64 altın nedir ya? İnanılmaz bir şey bu. Çok güzel para büklüyor bu arada. Şimdi Gan Gandhi'nin şu Filip'ten başlayalım. Make deal. Ne biliyorsun bu kadar ata? turbaşın 4 gold. Al yavrucuğum. Ver. Make deal. Senin, senin zaten paran bitmiş artık. Mansa Musa. Oh 5'er altın senden alırız. Perikles abicimiz. Sen de seviyorsun bu. Envoy işlerini. 30 turum. Of 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 sen neler diyorsun ya Perikles. Vermemişim, ver bebişim ver. Turun başına 70 gold nedir? Biriktir 2'şer 3'er kağıt. Şimdi bak Civil Service'e. Eee... Aa... Defensive Teoloji. Civil Engineering, Kolonizm. Civil Service neredesin ya? Diplomatik Service'den mi bahsediyorsun sen? Alliance'lar, Diplomatik. 360 tur sonra. en basit için bir şey var. Bir dakika dur. Civil Service. 150 tur sonra. Yani benim buraya rushlayabilmek gibi bir ihtimalim yok arkadaşlar. O yüzden buralardaki küçük e, envoyleri yakalamaya çalışıyorum. 150 tur. Bayağı saçma yani. Allah onların malını satamıyoruz ya. Terbiyesizlik başka hiçbir şey değil. Neyse tur başı 80 gold bu arada. Muhteşem. Kleopatra'dan trade'lerimiz bitti bu arada. Kleopatra ile yaptığımız trade'lerimiz. Make deal. At limitine gelmiş bu. altışar altında buradan alırız. Tertemiz. Bunlar 20 tane biriktikçe böyle 20'li 20'li paketler halinde satacağım ben bunu. Filip'in parası yoktu. Dedicim gel bakalım buraya. Altı altın senden alayım. Hatta sen sen de biraz böyle at isteyen bir tip var böyle at seviyorsun gibi. Tamam abi gel oradan da ver yapıştır. Amerika seviyor bu kültürel envoy memo işlerini ya valla. Ticaret güzel para biriktirdik ama ha, arkadaşlar. Bence bu işi çok klas yapıyoruz şu an. Yani 3 altın okey abi 3 altın daha alırım senden. Hiç mahsur yoktur. 10 turda 800 altın arkadaşlar. Yani 10 turda 800 altın demek. Ben bu tempoda bir sonraki şeyde cycle'da yani bizim bu emergency cycle'ında tur başına 20'şer gold 20'şer gold verebileceğim. Ve diğer medeniyetlerin bunu yakalaması zorlaşmaya başlayacak. Her ne kadar 800 altınlarım 200 altınlar olsa da onları ezebilecek kadar e, gold biriktiriyor olacağım. 97 altın abi tur başına şu an çıldırıyor yani. At ustası ya. Atçıbaşı. Bu arada hemen size e, madem at dedik. At, ahır falan ıvır zıvır. Ankara'da İmrahor diye bir yer var. Uğur sen bilmezsin orayı. <laughs> İmrahor işte Ahırcıbaşı yani. Anladın mı? Oradan geliyor arkadaşlar. Böyle bir hemen size küçük tanış bir kültürel bilgiyle burada. Böyle. Ben bir yere gittiğim zaman o haritayı açıp o bölgedeki garip isimleri buluyorum. O garip o garip isimleri sonra oranın yerlisine halkına sorup gerçekten böyle garip bilgiler bulmaya çalışıyorum. <laughs> o arkadaş Ankara'ya laf yok. Bu arada hiç Natural Wonder'ı falan bulamadık ya. Çok acayip. 18 ata Yok bebişim ben sana atları böyle vermem. Kusura bakma Filipçim seninle ilk kavgamız buradan çıkacak galiba. Evet de İmran orada gerçekten hayvancılık var tabii canım biliyorum yani o yüzden. Mesela bu, bu arada bu bilgileri öğrendiğim kişi de kuzenim benim. Tail çalışıyor. Ee, çok çok tat çok böyle çok sevdiğim bir insandır aynı zamanda. Ve kendisi böyle bizim e, İlber hocamız gibi olduğu için Böyle garip garip Antin Kuntin ne var ne yok ben soruyorum onlara ...şeyi sormuş o, 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 şey söylemişti e, Zonguldak ismi nereden geliyor diye böyle garip bir başlık açılmıştı. E, sizce Zonguldak'ın... bir anlamı var mı arkadaşlar? Yani, size çok lan şşt! hortumlar mı hortumlar setlerimi alıp gitmeyin ha. Sanırım Kurtuluş Savaşı öncesi. E... Fransızlar galiba bizim şu an Zonguldak dediğimiz kısımda takılıyorlarmış. Ee, ve şey diyor. Oradaki Zonguldak'ta Güldağ varmış galiba. Ama Güldağ'ını kendi dillerini çeviremedikleri için Zon bölge demek. Güldagi. Yani Zon gül Güldagi gül bölgesi falan gibi böyle saçma bir hikaye anlatmıştı. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama müthiş yani. Ama şimdi Ozan sabah sabah tezek de ne böyle yakara ha <laughs> 84 altın tur başına be yürü be 394 tamam. iki tane daha şey satacağız diplomatik. Bir... Bu arada meteorlar falan düşüp ortalığı bir yakıp yıkabilir misiniz lütfen? Bir de bunlarla arkalık böyle friendship'lerden ekstra şey gelmiyordu değil mi? Bunlarla ben friend olsam ne olur acaba? İşime yarıyor mu acaba bunlarla? Friend, friendly friendly takılmak. Çok saçma ama acayip mantıklı geldi. Mi? Aynen Gökhan bana da aynen. inanılmaz saçma ama çok mantıklı gelmişti. tur başına 26 altın 6 altın senden bir şey daha çıkar ya bir, bir, tanesi de benden ekstra olsun sana güzel abi atları atları toplayın 102 altın tur başına <laughs> elçilik kurdurdum oğlum <laughs> İnanılmaz, yok ki şehir yok nereye kurdun elçiliği var <laughs> böyle dolandırıcı paçakutu ya inanılmaz İlk defa izleyen var. Abi hem senin için çok dram muhabbeti çok sevdim. Artık burada aldım. Süper Halit. Ne mutlu. Hoş geldin tekrar aramıza. Okey şimdi dur. Hmm, mesela burayı bilmiyorum. Mesela burada... Hala profit ihtimali var. Profit mesela bu, bu gene bence B gelecek bu arada yani bu burası B profit çıkartmalarını istemeyecekler gibi geliyor. Bir diğer konu hangi lüks kimden ne kadar gelecek? Şimdi bunun için medeniyetleri bir incelememiz lazım. Şimdi aklınıza tutun arkadaşlar. Ben tutmayacağım onu biliyorum. Ha bu şey sırasında bakamıyorduk değil mi bunlara? Hay aletler <laughs> Süpermiş. Okey. Bence Great Profit'ta ban gelecek gene birileri almak istemeyecek. Şu an atıyorum load ederiz Mercury için bir tane basıyorum. Çünkü Mercury'yi görmüşüm daha önce almaya çalıştım biliyorsunuz arkadaşlar. Okey. BB, Kofi ve Great Admiral olmuş. Ya bunları tahmin etmeniz bu arada çok zor. O yüzden yani bu achievement'ı gerçekten load ederek yapabilirsiniz sadece. O yüzden üzgünüm dostlar. Yani bu şekilde olmasını istemezdim ama maalesef bu şekilde ilerlemek zorundayız. Bu arada oyunun sesini kısmışım ben ya. Tamam diplomatik alacağız ya ama ileri geri oyna oyna yani tahmin ede ede. Yiğit Argun hikaye tam olarak şu. Hiç şehir kurmadan e, Maori ile e, diplomatik zafer almak. Adamların e, neleri tahmin edeceğini görerek. Ama mesela şimdi benim bir, bu dünya kongresinde bunu tahmin etme ihtimalim yoktu. O yüzden böyle birazcık deneme yanılmayla yapıyoruz. O yüzden bir deneme yayını olarak kenara duruyorum. Coupe the Navigator, Coupe de you navigator. the Navigator, and the long white cloud. And now you are called Luey. the Mass Protect Luey. and honor the land Luey. and sea, just as your towers protect your people. The Maori will guard the world. Mesela bak kahveyi, kahveyi banlamış. Yani bu liste içerisinde benim bunu bulma ihtimalim yok. O yüzden de e, Great Admiral mıydı? Değil mi? Aynen böyle, böyle vermiş. BB'ydi bunların hepsi. Ya bunları doğru tahmin ettiğinizde hakikaten başarabilme ihtimaliniz varmış yani. Çok acayip. Great Admiral Coffee BB. Ve yüksek puanlar. Bakar mısınız? 37 kişi. 37 oy verilmiş. Yani bütün ellerindeki varını yoğunu harcıyorlar bu arada bu, buralarda. O yüzden de Maori ile İki tane şehir devletinin süzürlen olup elde ettiğimiz puanlarla şu an deli gibi puan birikiyoruz. Sekiz olduk bile arkadaşlar. Yani kaldı kaldı 12 puan. 12 puanı topladığımız takdirde ki e, daha global ısınmanın ilk noktalarına gelmedik. Daha milattan sonra 1200 yıllara geldik. Gerçekten muhtemel böyle bir şey varmış ya. E, şey yapacağım, e, oynayacağım onu. O dur tur başına gelen paralarımız azalmış. Bir dakika. Şimdi. Filipciğim make deal. Senin 500 altının var. Çok iyi. Sen at, atla işin bitmiş senin kardeşim. Ay dur ne veriyorum. 11 gold mu tur başına? Filipçim sen neler diyorsun? Bunların paraları bütün her şeyi harcadı ya bunlar. Dur ya Filipçim var burada ya. Filipçim herkese bir de mutsuz savaşıyor falan bir şeyler yapıyor. El kol yapıyor bir de bana böyle. Hadi bir tane de benden olsun gene. 12 altında buradan mı? Allah'ım sana geliyorum. Nedir bu? Ya senin biraz param var gibi ya. Altı altında vur. Filip'i soyguna, soyduk soğana çevirdik şu an ya. Filip'in bütün parasını alıyorum. Şimdi bir sonraki parkurda da Paçakuti'ye kutuya saldıracağız. Onun parasını düşürmeye çalışacağız. Yani hepsini bunu dengeli tutmam gerekiyor arkadaşlar bu arada. Age of Empires oynadın mı? Herhangi bir Tabii ki oynadım Age of Empires. Unit spam, unit spam, unit spam, unit spam, unit spam ve unit spam'dan başka bir ibaresi içeriği olmadığı için oyunun. Eee... RTS konusunda StarCraft da benden ikinci sırada kaldı. StarCraft biraz daha bence stratejik yönü çok daha yüksek bir oyun. Ee, o yüzden ben StarCraft'çıyım. Ee, ama Age of Empires'ı tabii ki yani bütün ilk 1-2 böyle senelerce oynadım. İlk çıktığı dönemlerde özellikle. Ki hani yaş, yaş, yaş kadar sonra baktığınızda yani 99'da Age of Empires 2 çıktığında bizim için müthiş zamanlardı. Ama şansıma 98'de ee, şey vardı arkadaşlar Starcraft vardı. Yani bir yıl önce ben Starcraft'a girdim. Starcraft'a giremeyenler bir yıl sonra Age of Empires'a girdi gibi bir durum oldu aslında arka tarafta. Nasıl bir şey soracağım. Age of Empires'da ülke kurmuyor muyum abi? Oraya o binayı ben kurmuyor muyum? Böyle süvari yapacağım ahırı kurmuyor muyum oraya? Buraya asker çıkartacağım bilmem neyi kurmuyor muyum? Kuruyorum. Ben Red Alert bir Starcraft seviyorum. Age of Empires bana birazcık garip geliyor. Çünkü hep o Teutonic Knight'lar yüzünden başıma gelmedikler kalmadı. <laughs> Bina farklı, koskoca ülke farklı. Vallahi sur bir de çekiyorsun ya. Colonization evet oynadım. Ee, ama hiç hatırlamıyorum yani. Yıllar önce oynadığım oyunlardan bir tanesiydi. Ee, bu tarz janrlar içerisinde yani bu 4x janrlar içerisinde ee, yani ben çok erken Sivile başladığım için kopamıyorum arkadaşlar. Çok samimi söyleyeceğim. Gerçekten kopamıyorum. Tur başına 65 gold ne ya? Neler yapıyorum ben? Kleopatra sen... Senin at limitine gelmişsin maksimum amount'a. Okey. Filip'cim sen zaten fazla para vermiyorum. Perikles, make Var Perikles'in sakalları yüzünden yayın donuyor ya. İnanılmaz yani. Baksana Perikles kitlendi. Bak Gandhi mesela kel nasıl rahat çalışıyor? Ee, Beşer gold, ikişer gold, onar er gold, bilmem kaçer gold, oradan takılırız ya. 3300 altın, çok güzel. Gandhi baba. Oo dünya kongresi. Ne? Paçakuti'ye yardım mı? Paçak... Pacquio Paça Okey. Okay hayır demem. Bunları, bu tür yardımları seviyoruz. Şimdi... Önce Paçakuti'cim sana şöyle bak çok klas bir güzellik yapacağım. Make deal. Al sana 40 gold. Laps. Laps diye verdim. 5 goldunu faiziyle geri aldım. İnanılmaz. Tabii canım spam değil mi? Çıp 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 basıyorum oradan. Ve spam 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 oradan devam ediyor arka tarafta. Allah Allah burada ne oldu, oldu. oldu acaba Mansa Musa Musa'cım ne diyorsun ya? Baksana 40 oldu veriyorsun 1200 kafa rahat düz. Şimdi bunlarla birazcık biriksin at da birikti. Şimdi atı kime verelim? Mansa Musa atılır ya benden spam 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 Almıyormuş <laughs> Filipçim biz senin, demin seni soyduk soğana çevirdik Şimdi bari bu işkenceyi yapmayacağım arkadaşlar size tamam Bunu sağ tuşla basıp adam gibi rakamlarını vereceğim ya Şeyi oynuyoruz Age of işte <laughs> Ha değil mi mantıklı evet o da o da o da yermiş olurmuş yani 1200 3700 goldumuz kenarda 1-2 Aa 5 altın falan diyor Al bakalım Ha bu arada sınır açma şeyleri geldi bu arada. Gel gel elçiliğini yolla bizim adada çok güzel. Elçi, elçileri böyle kutup ayıları yiyor burada. Make deal. Open borders. Bir gold. Püh, senin ben. Tamam spamlemeyeceğim artık. Spamlemeden oynayacağım. Age of Empires'dan çıkıyorum arkadaşlar. Ee, sen de hiçbir şey vermiyorsun. Neyse biriksin atlar biraz daha. Yunus niye okumuyorum ya? Atı kime verelim? <laughs> Ekrem Bey nerede? At kaçırdı. Ekrem Bey at mı kaçırdı? Hayır at, at, at Ekrem Bey'i kaçırdı. Giyip babam sırfı tatil eden güzel bir tatlış bir... Hadi al ya al hadi altı altı senin olsun hadi, iki tur sonra geri alacağız altı tane. Çok problem bir tur başında 4 kolda bu işaret ediyoruz. Burada bir 1200'lük var. Valla en son güzel gidiyoruz ya. 8 puanımız var arkadaşlar. Envoyları sata sata. Doğal afetlerin sayısının artmasını bekliyorum ya. Yani böyle bayağı o kadar sakin durağan bir oyun oynuyoruz ki şu an. 9'a 2 gold 2 gold veriyor. Sınırını bunları açacağım diyor. Aç al sen de 9 al. 3 tur sonra o da gelir geri. Problem değil. Deli gibi paramız var. 1200. Bunlar kolay kolay da beni geçemezler buradan. Biriken para da muhteşem bırt. Oyun bitiyor. Ne lose ya. Daha 300 tur var ya. Bitmez bu oyun. 32 teknolojiler. 50 teknoloji gelince Space Race açılacak falan filan Space Race kazanmak için de 50 turda oradan. En az en az 100 tur var burada ya şu sessionlardan kazanmaya bu çalışacağız. Yolun yarısına geldik bu arada. Anam bir yerlerden bir şeyler çıktı gene. Envoy kim kim ne oldu? Ben kim bana katıldı bir şeyler oldu burada. Şimdi şu süzürünler buradan bir envoy daha geliyor. Bu gelen envoy ile birlikte benim Sıkıntı. Şu bir tane artı üç değil de artı 4'ten getirebilseydim muhteşem olacaktı ya. Belki aradan bir envoy falan daha çıkartacağız. İki kültürlence bu kadar arkadaşlar. Ya bu kadar yapabiliyorum yani. Yani bu Volkan'a dönüşecek gibi durmuyor şu an için. Yani umuyorum Volkan'a dönüşmeyecek diye düşünüyorum. Yok şey turbaşına para azaldı çünkü 40 olduğu şeye veriyorum. Ee, baka, 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 konuşamadım. <laughs> Paçakut diye <Baka> veriyorum. bak pakacuk diye. Allah kahretsin konuşamadım. <laughs> Aa, neler diyorsunuz dedi bey. Burada bir emergency daha geldi. Çok güzel abi. Gelsin. İki diplomatik. Aa fail etmiş. Üç tane negatif. Bakın bacağım takam tak baaa Ne kadar Ya oyunu hakikaten hakkıyla bitirebilmek istiyorum da o yüzden Bunu gene 206. tura geri alacağım arkadaşlar Çünkü bunu fail etmemesi gerekiyordu Ama benim zaten başka envoy verebilecek puanım yok ki Boşu boşuna aslında load ediyorum burada Hay bin kunduzlar lanetler ya Setlere meteor da düşebilir diyorlar. Düşmesin lütfen. Düşünsene <laughs> böyle yardım mı? Yok istemiyorum ben. İstemiyorum. Alma. 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 Deli etme beni. Dilan abi ben de oynuyordum. Çok satıcı istiyor. Siv mi çok satıcı istiyor? Bence öyle. Hayır başka bir şey fail oldu dediği yardım talebi şeyi onaylandı. Aid request ya military falan değil natural disaster. Ya bunu her türlü 1 2 3 2 puan. Buradan kurtaracağız işte verebiliyorsak böyle yapacağız. Demin 3 puan negatif çıkmıştı. Bak fail. Niye militer? Bende natural disaster gözüküyor. Ha of, tamam ya şu. Yukarıdakini görmedim ki. Aynı anda iki tane emergency mi gelir ya? Tamam tamam. Okey. Güzel. Çete bakmaktan kaçırıyorum arkadaşlar. Olur öyle. Lütfen. Niye üstüme geliyorsunuz ya? Aa, İspanya da girdi buraya. İspanya'nın ne kadar parası var? 86'ını var. Yürü İspanya. Hemen Teddy'ciğim şöyle yapacağız sana. Vermeyeceğim hemen Tidic'in paranı. 12 tur sonra sana para vermeye başlayacağım. Çünkü o aldığım parayı ben biliyorum burada harcayacaksın. Benim öbür taraftaki zaferime konmaya çalışacaksın. Yemezler. Kazi selamlar. Hoş geldin. E, ee, Siv için platform var tabii ki. Bizim Discord grubumuza gelin. Her gün düzenli maçlar dönüyor arkadaşlar orada. Yakında Civilization Türkiye Ligi ile Civilization yeteneklerinize bakacağız arkadaşlar. Bakalım neler yapabiliyorsunuz. Nerelerde nasıl dayanıyorsunuz. 1200. 200. Yeni mi? Aa, Feridun'cum nasıl böyle oldu? İnanılmaz. Nasıl kaçırdınız bunu? Nasıl? Civilization gibi başka oyun yayın çekeceğim tabii ki. Humankind gelecek önümüzdeki sene. O var listede. Ee, bunun dışında belki bir ihtimal şey yapabilirim. Ee, Endless Legends serisine, Endless Planets'a vesaire bunlara girebilirim. Ha. Şimdi bak burası da kritik. Önceki turlarda B'ye vermiş buna. Ha paça sadece B'ye vermiş. Tamam okey. Demek ki A'ya vereceğiz. Buradan bunu parayı geçen sefer kim kapmıştı? Kleopatra kapmıştı. Kleopatra'nın çok puanı var mı? Yok. Kleopatra kimlerle mutlu arkadaş? Emin değilim. Ama tahminim gene... Mansa Musa'ya da gidebilirmiş. Hmm. Okey. Kleopatra bunu istiyor. Kleopatra bence Trade City State'ine ya da Religious'a gider gibi geliyor bana. Bununla karar veremiyorum. Bunu da bir load ederek bakacağız artık. Religious Cleopatra. Bence biz bu işi tuttururuz ya. Olmadı load. O scientific kimler vermiş buna? Herkes scientific vermiş. Millet science'a koşmak istiyor. İnanılmaz. Aa, aa. Kleopatra bir verebilmiş yani Vermemiş ki hiçbir şey. Bunların arkadaşlık seviyelerine bakmak lazım demek ki bu noktada. Mansa Musa. Okey. Trade policy Mansa Musa. Öbürü de scientificmiş. Okey. Hiç problem değil. Benim için problem değil. Evet evet. Yok, yani mantıklar var ama dediğim gibi. Şimdi 8 oyuncu var ve 8 oyuncunun bütün datasını bir anda ben aklımda tutamıyorum şu an. Bir de böyle bildiğiniz gibi hani hep bunu söylüyorum, e, Civilization 6 izlemesi zor bir oyun ve ben burada olabildiğince bu tecrübeyi sizlerle birlikte daha interaktif hale getirmeye çalıştığım için böyle fokus takip etmiyorum olayı. E, ama ileri geri ileri geri oynaya oynaya bu bu işin başarılabileceğini görmek istiyorum gerçekten ya. Yani. natural beauty. Yes, Tauri will guide the world's natural beauty. Maori'nin şeyi, mesela kafası e, doğanın korunması üzerine. Mesela örnek veriyorum, late game'de environmentalism ile birlikte şeyler geliyor ya mesela bu World Congress'e. E, işte ormanların, işte yağmur ormanlarının, normal ormanların ve bataklıkların çop edilmesi, mesela, workerlar tarafından silinmesi yasaklanıyor mesela. Orada mesela Maori'nin nereye oy vereceğini tahmin edebiliyorum. Çok enteresan. Scientific ve Mansa Musa'nın çıkması beni gerçekten burada birazcık şaşırttı. Ben yayın dışında her gün oynuyorum arkadaşlar ya. Her gün oynuyorum yani. Her gün başka bir işim de olsa kenarda takılıyoruz. Evet diplomatik puan. 10 puanı buradan kaptık. Age Quit. 2 puan oradan 2 puan da oradan. Bakalım kaç turda bitecek oyun. Yani bu Save load ede de save load save load save load ede de şey yapıyoruz. Bakalım göreceğiz. 34 teknolojilerden. Amerika Leading. Amerika Kültür Zaferi'nde şu an zaten Gidiyor yani Amerika kültüre gelmeden bu işi bitirmemiz lazım. E, ee, tur. 1. 2'şer iki, puan buradan gelecek. 14. Biriktirdiğimiz parayı bir sonrakinde kendimize bana basacaklar. Puan düşür diye. 12'ye tekrar geri döneceğim. Diğer iki tane seçeneği doğru bilirsem 16'ya geri çıkacağım. İleri geri oynaya oynaya 320. turda falan herhalde bu işi bitiririz ya. Kutu oyun videonun efsaneydi. Devam gelsin. Vallahi dilencim bakarız ya. Tabii ki neden olmasın. Asıl şeye bekliyorum şimdi bizim kendi kutu oyunumuzun artık gerçek ürünler geliyor arkadaşlar. Yani o Borjo elin kendi kutusu gelsin. O kutunun böyle açıp sizlerle birlikte böyle tanıtmak istiyorum oyunu. Anam buna biz basmayı unuttuk. Neyse bu zaten her türlü bizdeymiş. Eksi 25 gold'a geldik burada. 50 birikti. Şimdi make deal. pardon arkadaşlar, spamlemeye spamlemeyeceğim demiştim, spamliyorum hala. Okay, makul. Onar altın, ekstra onar altına hayır demem yani. Bak Gandhi hiç böyle ama bir şey demiyor yani. 4 tur sonra bir envoyumuz daha geliyor. Ha bak bu kahveyi alınca kullanamıyorum. Şehir devletlerinden almam lazım. O yüzden bunu unut. 119 altın tek sefer hiç ayıramam. Tertemiz. Buradan 2 Diplomatik Victory puanı geldi. 12 Artı 18 golda gelmişiz. Mesela buradan buraya gelip, make deal, give gift. Bunu verelim önce. Bir tur sonra bakalım, buradaki yerimizi bir alalım. Age of Roleplay değil mi? De devam edebiliriz aynen. 306 tertemiz. Tur başına para gelmiyor ama kenarda 3600 altını kitlemiş olmak bence çok kritik bir durumdu. No Bunu hallettiğimiz çok iyi oldu arka tarafta. Evet bir envoyumuz geldi. Şimdi problem şu ki benim buradan ekstra bir şey çıkartabilmem için Yerevan, Yerevan üzerine bir puan daha. Bur buraya veremiyorum. Çünkü buraya verirsem hiçbir anlamı olmayacak. Eee Mesela burası demir veriyor 50 demir çıkıyor Buenos Aires'ten Buradan daş geliyor Yerevan'da balık var Yerevan hiç mantıklı değilmiş Şu an en mantıklı yer ee, Buenos Aires Çünkü belki bir envoy Daha bir yerden çıkartırsam Burası gibi Gerçi dur Brüksel bana Yengöç Yengöç ve fil veriyor bana ya bir dakika şey nerede benim valiciğim? Brüksel'e değil de bunu Buenos Aires'e yollayalım. Onun taşı var. Buradan demir getirecek en azından bana. 3 puan, 4 puan. Bunlardan bir işe yaramaz. Neyse çok yapacak bir şey yok galiba ya. Pelik oraya yollamış. onlar oraya yollamış. Yayın güzel ya arkadaşlar. Valla. Aa bir dakika o ne? Melodi kadim seviyesini yükseltildi. Uuu teşekkürler Melodi. Bunları bu yükseltmeler gelmiyor tabii. Ekrana çıkmıyor da çok teşekkürler. Yiğit de aynı şekilde bir yükseltme şeyine girmiş. Yay süpersiniz. Çok teşekkürler. Şimdi buralardan kapabileceğim bir Meksika Buradan ekstra demir alabileceğim. Yazın demiri satmaya devam edebilirim. Bana at nereden geliyordu? At buradan geliyordu. Tamam buraya kaybetmezsek bu bayağı uzun bir süre bizi tutar. Ya bu verdiğimiz envoylar birazcık canımızı sıktı. Kültürelleri Amerika bırakmıyor çünkü. Buyurun esas. Burada fiş var. 3 puanlıklara bakıyorum bir yandan da sanırım yemeyecek. Neyse bu envoyu vermek zorunda değilim. Şimdilik dursun elimizde. Acil zorunda kullanırız. Bugün bugün buradayız arkadaşlar. Bugün yok. <laughs> çok sağ olun, Çok sağ ol. yeter arkadaşlar. Unutmayın. Ee, verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Gerçekten güzel bir şey yaptığımı hissettiriyor. Sohbetiniz için, saygınız, sevginiz için çok teşekkürler. Ben de elimden geldiğince aynı çizgide kalarak sizlere e, bu hissiyatı yaymaya devam ediyor olacağım. Ama unutmayın ki e, bana vereceğiniz desteklerde benden daha çok ihtiyacınız varsa lütfen benim yerime kendinize güzel bir kahve ısmarlayın derim. Onun dışında tabii ki teşekkürler desteğiniz için. Anam Filip. Age request natural disaster. Anam Filip'e de bir yardım edek yav. Şimdi 12 tur sonra buradan fıtırt fıtırt. Şunu birazcık biriktiriyorum arkadaşlar. Aslında bunları okutmaya başlayabilirim. Şimdi Filip'in önce parasını oyalım. Filip seviyor böyle. Demin bize onlar altın falan vermişti ya. Filip'in parası bitmiş arkadaşlar. Mansa Musa'cığım sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Aa, bence de çok. 4 altın. Allah'ım zaten senin bir hayırını görmedik şimdiye kadar. Perikles abi zaten ortalığı bozuyor. Oyun kitleniyor biliyorsunuz. Evet. Yapıştır be. 16 be. Ulan Perikles be. Make deal. Sen buradan bana bir 16 daha verirsin bence. Vallahi verdi. Ulan Şak bir 16 daha verir misin bana? Böyle bir şaşırsınlar ne oluyor desinler. Nereden çıkarttın bu parayı desinler. 175 aldım. Boş o kadar, o para yokmuş senin. Aynen. <laughs> veremedin mi? O senden senden bir 10 altın bekliyorum paça kutuyu. Gerçi paça kutuya yardım ediyoruz değil mi? Filip'e yardım edeceğiz. Çok güzel ya. Senin gibi güzel birisine saygı duyup Ne <laughs> Eyvallah Tavallah çok sağ ol. Bunu diyen bir yayıncı olur ya. Vallahi güzel insansın Eyvallah Neon. Yani dediğim gibi yani sonuçta benim de işim var. Yani bu benim tam zamanlı işim değil yayıncılık. Hani e, sadece yayın üzerinden bir gelir beklentisi üzerine yapıyor olsaydım olay çok daha farklı bir yere gelirdi. Ben zaten günde 8 saat bu oyunu oynayacağım. Ve bu oyunu oynarken sizinle birlikte oynuyor olmak ayrıca keyifli. Ee, bunun dışında dediğim gibi yani benden daha çok ihtiyacı olan bir insanın kendisini mecbur hissetmesini hiç istemiyorum. Gerçekten bu bir zorundalık değil. Zaten burada olmanız, videoyu beğenmeniz, işte videoları yorumlar yapıyor olmanız bana verebileceğiniz en büyük destek. Bundan sonrası zaten kendi kendine gidiyor. Ee, Maşar evet çalışıyorum. Kendi oyun girişimimiz var. Geliyor mu? Zafer zafer geliyor galiba ya. Zafer çanları çıktı. Buradan pıt pıt. 4 puan buradan geliyor. 16. Vay! <laughs> <Oy. gülüyor> Korktum. <gülüyor> Gökhan. Çok sağ ol. için çok teşekkürler. <laughs> Bazen ilk iki iki kulaklığımla takıl değil yani. Bazı, dün subnautica oynarken gerçekten yüreğim indi arkadaşlar size. Çaktırmadım ama o karanlığın içerisindeyken bir anda bu abone sesi gelince Yerime gidiyorum yerimden fırladım ya. Böyle mahas falan fırlattım burada yani Yok, şey, <laughs> benimkisi sesli oldu ne demek o? <laughs> Ticaret yapıyormuş gibi takılayım burada. 12 altın geliyor tur başına. E Philip'e ben vereyim 12 altın ya. Make deal. Philip'cim al sana 12 altın. Yani şu oyunu şu oyunu böyle olabilecek en saçma şekilde kazanalım ya. <laughs> e, dijital oyun tasarımı düşünüyorum. Önerim var mı? Tabii ki var. Arkadaşlar dijital oyun tasarımı gerçekten iyi okuyabilmek, iyi sanat gözüne sahip olabilmek. Eğer yazılım bilginiz varsa özellikle bunları birleştirebildiğinizde çok güzel bir noktaya getiriyor. Ama şeyi unutmayın. Ee, tek başınıza ben 3A oyun yapacağım. Tek başınıza işte e, şöyle bir oyun yapacağım değil. Arkadaşlar ekip olan kazanır. Bunu unutmayın yani. İyi bir ekibiniz olacak. İyi arkadaşlıklarınız olacak. Ve böyle sıfır ego ile güzel iş yapacaksınız. Güzel iş bölümü yapacaksınız. Ondan sonra başarısız olma ihtimaliniz yok. Youtube'a koyduğum bir video vardı. Townscaper Thumbsca diye. Adam tek başına prosedürel böyle kendi kendine oluşan e, zindan sistemleri üzerine çalışıyordu. Eee... Bad North diye bir oyun yapmışlardı. Oradan aldığı sanat dili tecrübesini kendi kendine yaptığı bir... E, ...şehir yapma oyunu yaptı. Oyuncağı yaptı daha doğrusu. Yani bu sene Steam'deki en çok pozitif yorum alan oyunlardan bir tanesi. Ve adım ben bir yıldır bütün işini takip ediyorum. Herif aralıksız. Oscar. E, bütün geliştirme sürecini paylaştı. Yaptığı işi paylaştı. Aman benim projemi çalacaklar mı? Yok ben dünyanın en iyi projesini yaptım. Ya da işte... E, ben başkasının projesini çalmadım ben kendi projemi kendime saklıyorum 1 milyon dolar yatırım bekliyorum gibi böyle söylenmeye girmedi. Yaptı oyunu koydu Steam'ine aldı parasını çıktı geçmiş şey olsun abi. Hikaye bu. Bu kadar net yani biraz böyle şiddetli kudretli girdim ama maalesef böyle yani böyle bakmak lazım olaya. Ooo bak benden aldığı parayı buraya okutmuş ya. Ben aslında biliyorum şu an 6 tur sonra bir 500 gold itelerim ateşlerim oraya. Mod gibi mod. Ulan Yunus biliyorsun bu sağ sola laf sıkıştırma işlerini. <laughs> çok 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 güzel oyun. Gerçekten izlemediyseniz izleyin yani. Bayağı başarılı. 1610. Ya yani bunu mesela yerde oynasak böyle hani herkes bir şeyler yapsın. Ben Maori ile bu şekilde diplomatik zafer kazanmaya çalışırım desem millete ticaret yollasam kimse bana cevap vermez. O setler nerede? Hemen savaş açıp almam lazım deyip böyle Yardırmaya çalışılır. Kazi, yes we are all from Turkey. Turkey. Tamam demin Türkçe yazıyordun. Sonra ne oldu? Ah, okay. You, you're a learner. All right. Ah, Filipiki wins. Nasıl oldu ya? Dur, bir dakika. Sohbete daldık, unuttuk buraya daldık gitti. Oyunu erken bitirmek istiyorum arkadaşlar. Hey! <laughs> hey! Tahlan çok teşekkürler de için. Çok sağ ol. Yay! Of. Sağ olun arkadaşlar. Valla gerçekten muhteşem oldu ya. Çok sağ olun arkadaşlar sizin için. Dediğim gibi gerçek çok yürekten söyleyeceğim. Yani iyi bir şey yaptığımı hissettiriyor tabii ki. Ama dediğim gibi mecbur değilsiniz. Benden daha çok ihtiyacınız varsa lütfen kendinize bir kahve, çay ısmarlayın. <laughs> Bir de iki saat olmuş arkadaşlar. Arada biliyorum iki kere kalktım ayağa ama bir su doldurmak istiyorum yine. Bir de yerinden oturup kalkmayan arkadaşlar. Böyle bir kolunuzu bacağınızı açın. Bir ayakta ayağa kalkın yürüyün. İki çömelip kalkın. Ee, sırf oturmak iyi değil. İki dakika mola verelim. Ondan sonra da tam gaz kaldığımız yerden devam edip. Lost adamızdaki çılgın setlerimiz, atımız ve birkaç tane doğa harikamızla birlikte takılmaya devam edelim arkadaşlar. Beş dakika sonra buradayız kısa bir ara. Yes, geldik gene. Geldik gene. ''Maori'nin ne artısı var?'' diye sormuşum Murat. Eee, oyunun başında sana artı iki kültür artı iki bilim veriyor olması. Aslında en büyük artısı bu. Eee, benim bir envoyu daha kapabilecek bir yere gitmem gerekiyor ya. <laughs> yani Medieval Fairies'e gidebilir miyim? Acaba bilmiyorum. 150 tura kalmadan çünkü bu oyun bitecek. Artı bir envoy alabileceğim en hızlı yer burası var. Ki o da zaten Medieval Fairies'e giden yolun parçalarından bir tanesi. Aa biz yanlış yere load etmişiz bunu. İki tur daha geri gidecekmişiz. Buraya gitmemiz gerekiyormuş. Rezaletin son perdesi. Şehirsiz diplomasi seferi geliyor. Aynen aynen. Ay arkadaş. Selamlar. Şey ee, Ne taraftasın Joker? The great emissive begins to be a collection of heaven that uplifts our hearts and guides us to foreign shores. Coupe the Navigator, you named the land of the long sea. Now you are called upon to settle new lands, protect and honor the land and sea, just as your towers protect you.. Ve hani bir oyun dünyasındaki en sevdiğim title aslında bu, yani yapabiliyor olmak. Mesela Diablo oynarken de aynısını yapıyoruz, şey. E, bununla bu böyle bağlansa, bununla böyle kullanırız, bunun üzerine bu item'ı taksak böyle bir sinerji olur mu diye. E, yani zaten RPG oyunlarının ve strateji oyunlarının e, daha az oyuncu tarafına oynanıyor olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Düşünmek istemeyen oyuncular buraya gelmiyor. Yani böyle bir durum var. Çünkü onlar hani direkt şey olarak oynuyorlar. Hani hemen gireyim yarım saat iki saat böyle işte pıtır pıtır birilerini vurayım. O mutlu hissedip kendimi ve bitsin oyun. Burada öyle değil yani. Burada baya böyle bam güm bam güm devam ediyoruz böyle. Al Filipçim ya sana bir 500 gold. Aa yanlış adama verdim. Amerika'ya verecektim bunu. Ay Allah kahretsin ya. Ulan Mis klikler, mis klikler. Aaa! Yo, yani o kadar... Onlarda da çok strateji var bu arada Gökhan. Yani öyle ayırma. Ben, beyin meselesi farklı. Bu birazcık oyuncu tercihiyle alakalı. Ben ya size yani oyun sektöründen ]iniz. bir e, şey yapayım, broke. anlatım yapayım bunun üzerine. E, Richard Bartle diye bir abimiz var oyun sektöründen. Ve e, çok eski mad dediğimiz online oyunlar vardı. Multi User Dungeon diye geçiyordu bunlar. Bayağı böyle DOS konsolu içerisinde işte işte kuzey yazıyorsun. Karakterin kuzeye gitti. Gittiği yerdeki hikayeyi anlatıyor. Ve sen oradaki içerideki haritadaki hikayeyi text based şekilde yazıyorsun. Buradaki oyuncuların birbirleriyle olan etkileşimleri üzerine bir oyuncu profili tipi çıkarttı. Ve şey diyor. Yani oyuncular temelde dörde ayrılır diyor. Ve bunun üzerine pek çok farklı metodlar geldi tabii ki ama. Ee, şey diyor. Ee, Explorer vardır diyor. Keşifçiler, ka kaşifler yani. Bütün haritayı gezmeyi severler. Oyun dünyasının her yerine girip çıkarlar diyor. Achiever'lar vardır diyor. Bunlar bütün oyundaki yapılabilecek her şeyi yapmak ister. Bütün karakterlerle oynar, bütün silahları alır, bütün kılıçları alır neyse ne varsa. Socializer'lar vardır diyor, sosyalleşenler. Diğer oyuncularla oynamayı severler diyor. Ee, son olarak da Killer'lar vardır diyor. Bunlar da diğer oyunculara karşı oynamayı sever diyor. Ve buradaki skala şu şekilde. Killer'lar %1 oyuncuların arasında. Ama bu tabii ki FPS janrısının yükselmesi ve muadil örneklerin çıkmasıyla bayağı değişti. %80 socializer. Aslında yani bu killerların da çok büyük bir kısmı aslında socializer. Başka oyuncularla oynamayı seviyor. %10. Explorer %10'da şey var. %10 yakında achiever var. Oyundaki her şeyi yapmaya çalışan gibi bir istisik var. Bu yüzden de yani o adamların oyun oynuyor olmasının sebepleri aslında bu. Bunu Teddy'ye verecektik para. Ne kadar vereceğiz kazanmak için? 678, 300 altın. 500 altın buraya ateşleriz ya. Bekleyelim. Pıt, pıt 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 Hadi 600 vereyim ya. Al senin olsun Teddy'cim. 600 altın. Age request. Burada zaten öndeyiz şu an. Ki zaten Filip'e de vermem gerekiyormuş bu arada. Doğru doğru yapmışım bu arada. Yanlış değilmiş. Sadece yerlerini şaşırmışım. Maalesef böyle oluyor gerçekten. You win. Yay, iki puan daha mı geldi? Altı tur sonra bir sıçın daha geliyor. Çok güzel. Buradan iki puanı aldık. Bu 14 olacak. Ee, i̇ki puan buradan gelecek. 16. İki puan buradan belki laps bitirebiliriz ya. <laughs> tabii ki, tabii ki. Zaten burada kendi yani kendinizi bulmanız önemli. Yani nasıl bir oyuncu personasına sahip olduğunuzu bulmak aslında en kritik noktalardan bir tanesi olduğunu söylemem gerekiyor kesinlikle. 14 puana geldik. Güzel. Dünya Kongresi'ne 3 tur kaldı. Perikles, şimdi sen benden şeyleri alırsın ya. Buradan bir sana ben 20 puan ateşleyeyim. Sen bana bir 10'ar ona, altın vermeye başla. Senin ajandan belli kardeşim. Perikles çok güzel geldi. Sen buradan bana bir 16 daha çıkartırsın bence. Vallahi bravo. Şakadanak bir 16 daha çıkartabiliyor musun? Çıkartamıyorsun galiba. Okay problem değil. Kind problem. Mesela senin böyle bir 16'lık bir hissiyatın var mı? Yok. Sana gerek yok. 16 veriyoruz. Sonra burayı da tamamlayabilmek için İspanya'ya e, da make deal. Hey hey. Lüey çok teşekkürler ölüm sokak aramıza katıldın. Çok sağ ol desteğin için. Çok teşekkürler. Um... <laughs> sağ olun dostlar tekrar. Uh, Niam, thank you very much for the explanation. Um, if I, I can speak, I, I can speak pretty good English, and um, I'll try to help you out. But when I have the majority in Turkish, it's a bit hard to get into switching the language. And uh, sorry for that. Okay, şimdi kimin ne Sizce ne çıkacak? Bence buradan mili gelir. Mili ünitelere puan kazandırırız. Bunlar işte teknolojiye giderler gibi de geliyor. Ee, campus. Yok City Center ya. Yok City Center'da gerçi ayrı bir şey yapmışlar artık. Buradan, buradan artık campus falan çıkar ya. Okey, bakalım bunun nasıl olacakmış? Şöyle bakalım, sonra lol öderiz. City Center mı çıkacak diyorsun ya? Bana da City Center gibi geldi de. Çok emin olamadım ya. <laughs> İlk aklıma gelen şey City Center'dı. Meleği, City Center. Bence buradan tuttururum ben ya bunu. Ah Siege! <laughs> Siege! Okey, Siege aklıma gelmemişti. Gerçi 1600 yılına geldik. Buradan... Tamam, okey. Yani gerçi çok kasmaya gerek var mı? Alacaksak puan alalım yani. İki tur geri gitmekten zarar gelmez. Yok ama yani böyle şey oluyor. Melee, ranged ve siege. Yani bu üçü dışında daha herhangi bir şey çıktığını cavalry, maverick hiç görmedim yani. Yani güzel. Bu yayını böyle parçalara bölüp kısa bir video haline getirip YouTube'a tek başına koyarsam, <laughs> bayağı komik olacak herhalde. Sorular çalıyoruz tabii canım. Yapacak bir şey yok. Bu biraz yarın ötürü. Ee, bu challenge'ın varlığını yeni gördüm ve yapmak istedim ve nasıl yapılacağını denemek de aslında hikaye. Yani bu başarılabiliyormuş. Ya biraz burada bazı paternler işliyor bu arada arkadaşlar. Yani gerçekten ee, yani mesela bunun city center olacağını ilk başta düşünmüştüm ama kampüste olabiliyor bazen ama genelde yeni kurulan şehirler aşamasında olduğu için şu dönemde çok mantıklı mesela siege'de tahminen baruta falan geçti abilerimiz onlar da oradan geliyorlar saldıracakları bir yer yok ki necatiye Ee, İspanya İspanya'ya bir 16 daha ateşleyelim tur başına. Make deal. Hop. Al bakalım. Ben o da diplomatik favor biriktirmeye devam. Yani şu an para var. Aslında daha da yüksek daha da çok para kasabilirim yani ama. Settler almazlar ya. Ben setlerim burada benim tatlı takılıyor işte ya. Bunlar burada fıstık gibi. Partili var. Hatta bunları böyle üst üste giydireyim. Kaybolmasınlar. Birbirlerinden kopmasınlar. <laughs> Bak settler warrior'ı birleştirdiğinde küçük bir kamçık kurabiliyoruz. Kabile hayatı ya. Ben burada adalarda mutluyum tek başıma. Evet son 4 puanımız arkadaşlar. 27 tur sonra bu oyun artık bir zaferle gerçekten sonuçlanacak gibi duruyor. <laughs> nice. Da 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 da. Disaster'la ölmesi olursa gerçekten çok komik oluyor. Yani buraya bir meteor düşüp burayı yok ederse gerçekten gerçekten bir yerimle gülerim yani. İspanya sinirlendi. Yok askerin yok. Yok bilmemden yok. Aha barutlar da gelmeye başladı. Nighter'ı bulmanın zaten avantajı buydu arkadaşlar. Ee, var olan city state'lerdeki barutları da alıp ekstra buralardan bir şey haline trad tradable obje haline getirebilmekte. Ama vermeyeceğim 4 tur. İspanya'ya biraz daha para akacağız. Ee, şey biraz iş yoğunluğum var arkadaşlar. Yani bizim şu, bu iki, iki haftalık yani bayram süreci ve bayram sonrasında bir crunch'a giriyoruz. Bizim crunch dediğimiz şey, oyun tarafında böyle bir şey noktası, dönüm noktası diyebilirim şu açıdan. Projeyi bitirene kadar çalışmamız gerekiyor ve benim de bir sürü yapmam gereken şey var. Yayını uzattığım takdirde sabahlar çok zor oluyor ve yarın sabah da çok erken ofise geçeceğiz. Şimdi biz de yavaş yavaş artık ofise geçmeye başlıyoruz bir yandan. Bu yüzden de daha ağırlık olarak biraz YouTube'da kalıp böyle tatlı kıvamında güzel yayınlar yapıp her akşam olabildiğince sizlerle burada olmak istiyorum. Hikaye bu aslında. Y yolla elçini. İki tur. Ben buraya bir 500 altın okuturum ben ya. Kim bu İspanyolları diyecek söz bulamıyorum. Al 700 altın vereyim ben. Selamlar bırak hoş geldin. Da 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 da. You win. Nice. Okay. Dur, sen biraz bekle. Ben senin ben senin ilacını biliyorum abi. Ben senin ilacını biliyorum. Bak, ben bilmez miyim ya Perikles bana onar onar altın vermeyi çok seviyorsun. Hop, 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 hop. Beş gol. Sen senden beş gol alayım. Periklesten on altında bu ederim ya. Ay al altın barutları. Allah kahretsin ya. Borjuel, The Island'ı ben araştırdım. Gerçekten çok tatlı bir oyuna benziyor. Evet, çok sağ ol ya. Yani Baya güzel bir tecrübe oldu. Türkiye'den de çıkan çok büyük bir Kickstarter başarısı olarak da böyle biraz da gururlanıyoruz aslında. Ve genç arkadaşlara da yol açmak istiyoruz beraberinde. Dünya sadece mobil oyun pazarı içerisinde dönmüyor. Aynı zamanda başka platformlarda çok güzel şeyler yapılabilir beraberine. Bunun mesajını vermekte ve o mesajı verebildik. Ee, Abis Games'e nasıl destek oluyoruz? Ee, Melody şöyle destek oluyoruz. Oyun yakın zamanda zaten satışa çıkacak. Yani yaklaşık herhalde 10-15 gün içerisinde hem kendi web sitemiz üzerinden hem de Amazon üzerinden satışa başlıyor olacağız. O zaman olabilirsiniz diyeyim en azından şimdilik. Şuraya bak ya hakikaten yani o auroralar çıktı. Dünyanın elektronik sistemleri bozuldu. Hey, teşekkürler. Şimdi şeye de geliyor. Eee de sayfasını yeniliyoruz bir yandan. Onlarla birlikte devam edeceğiz. Bu arada Civic'lerini sunutuyoruz burada yani. Evet, son 12 tur arkadaşlar ve gerçekten bunu başaracağız ya. Yani. Bu işi bu işi başaracağımıza inanıyorum. Meteor ile Aurora, yok hayır. Meteorlar ve Aurora'lar e, bir önceki disaster modda geldi. E, şeylerle birlikte. E, Maya. Mayalarla birlikte geldi disaster modu. E, Etiyopya ile birlikte topluluklar geldi. Şey topluluklar. Ne onların adı? E, gizli topluluklar işte. Vampirler, vampirler böyle. Scientologist, garip garip. Antin kuntin şeyler bir arada geldi. military emergency. Bunun bizde işimiz yok. Ah be bir emergency daha gelsem. Neyse 9 Bu şeyde ee, Kongre'de tahminen artı 2 puan eksip 2 puan şeyleri açılacak. Çok 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 güzel olmuş ya. Civilization gerçekten kendisini şu an inanılmaz geliştiriyor yani. Dişli bir rakip geliyor sonuçta, Humankind. Old World çıktı, biraz daha farklı, 4x türünü farklı bir yorum geldi. O da zaten Civ 4'ün ve 5'in, Civ 4'ün 3 ve 4'ün tasarımcılarından Soran Johnson'un oyunu. Eşiyle birlikte yaptılar oyunu ve ekipleriyle birlikte. Ee, yani satıcı gene, ben varım diyor piyasadan. Bütün oyun boyu şu aynı ekrana bakmış olmak ne kadar komik oldu değil mi? Mağara'nın özelliği, denizin ortasına başlıyor. Önce karaya bulman gerekiyor. Artı iki birim, artı iki kültürle başlıyorsun oyunun başında. Şehir kurduğunda ekstra mutluluk ve sana bir kaç ünite veriyor. Ve denizcilik keşfetmiş olarak başlıyorsun. En hızlı anlatabileceğim özellik bu olur. Okey. So, bir gene şey yapalım. Karşımıza ne çıkacak, nasıl yapıyormuşuz bir görelim. İşte şehir kurmadı. Maori'nin özelliği artı iki artı iki Okey. Bu kesin B gelir. B ve gold gelir değil mi? Geçen sefer de böyle bir şey olmuştu. Ee, ajanlar neye çalışır? Bence Bunlar sifon fund yaparlar ya. Yani. Bakalım ne gelecek. Onun üzerine bir loaded party oyunu bitirebiliriz bence. Baya güzel olur yani. Okey. B sabotaj. A. Ah. Sabotaj. Ulan bir puanla kaçırdık be. Neyse. Şey yapmayacağım ya. Buradan devam edeceğim. En azından bir tanesini tutturdum. Okumalar işte arkadaşlar. düzgün okumalar. Sabotaj hiç aklıma gelmedi ya. Daha çok böyle para çakozlarlar diye düşünmüştüm ama. Evet, bayağı Ma maori'ler ve denizciler ya. Affetmemişler yani. Son 28 turumuz diyelim. Normalde 270. 272. turda kazanabiliyorduk ama bir puan için load etmeyeceğim artık. Biraz mantığını oturttuk. Ki bu arada yaptığımız loadlar sadece süreci böyle hızlandırmak ve bu zaferin alınabildiğini göstermek için de. Bir de bunu ee, bu tarz bir şeyler olmadan ee, ileri geri oynamalar olmadan yapmayı deneyeceğim. Ve mümkünse bir tık daha üst zorlukta yapmayacağız. Çünkü DT'de bunu yapmak imkansız. Parasal olarak rakiplerinizi yenme şansınız yok arkadaşlar. Yani o yüzden bu Prince seviyesinde yapılan bir e, achievement denemesi. Çünkü yani üretim altın ve üretim miktarı DT'de inanılmaz ve çok daha agresifleşiyorlar beraberinde. Iııı. Ee... 280 22 tur. Tam 300. turda kapatacaksın. Tamam normalde de ben 300. turda zaten genelde win alıyorum yani. Güzel. Şimdi oyuna değişen şeyler de çok fazla var. Mesela ee, bu Van City Kore Challenge'ının ee, birim zaferinde Goddess of the Harvest diye bir tane Pantheon Belief vardı. İlk her zafer şeyinde. herkesin ormandan ekstra fate kazanıyordun. Bu işte kesin ormanın katı kadar fate kazanıyordun. Bu sayede bazı bilim insanlarını erken alabiliyordun. Öyle bir avantajı vardı. Onu kaldırdıktan sonra çok yapılabilir durmuyor. Ama ee, gene Kore tek şehir ve Eleanor tek şehir Domination Victory'e deneyeceğim yani. Bunları yapacağız. Bir turnu olsa hangi sivile girersin favori markası? Eleanor'la girebilirim ya. Eleanor'u çok seviyorum gerçekten. Eleanor of Aquitaine. Fransa tarafındaki en ağır. Kültür müthiş. Şimdi bu yeni Katrin ve yeni e, ee, Teddy'yi denemek istiyorum. Onlara da aynı şekilde devam edeceğiz. Yarın Katrin yara Teddy. Bir hangisi oynayalım? Bu yeni Teddy personası var. Rough Rider. Bir de Katrin personası var. Onun üzerine şey yapalım. <laughs> yam yam. Ya No Stitch Challenge bayağı şakaymış ya. Catherine <laughs> mi? Niye balı itedi diyorlar ona? Öyle bir şey mi var Özgür? O normalde şey değil mi? Ya? Rough Rider yani. Annen yani buradan hortum tufan gelecek. Benim şu iki adamı alıp fırlatıp atacak deniz ortasında geberip gideceğiz ya inanılmaz. <laughs> Hala bekliyorum ya bak buraya bir tane <laughs> meteor düşüp bana oyun kaybettirecekti. Of neyse meteor düşmeden olayı hallediyoruz. Neyse iklim daha sertleşmedi. Bu oyunun bir açığı mı? Exploit tabii ki yani. Bu zorlukta zaten yani şöyle Prince zorlukta yani istiyorsanız 50 tane medeniyet koyun karşıma. Kaybetme şansım yok yani. Baya hani bu zorlukta yapılabilecek olan bir şey. Ee, baksana hayvan gibi para ürettik teknoloji olarak baktığında 10 teknoloji geliştirdim sadece. Adamlar 30 teknoloji ilerlediler. Hmm, anladım 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 süper. Final görmeden save ile birlikte şehirdik sen abi. Değil mi daha yeni karaya basmışlar böyle. <laughs> Biz diplomasiyi dünyaya, dünyaya demokrasiyi getirdik. Bakalım şimdi bu session'da artı iki puan, eksi iki puan bizi birazcık bozabilir. Şimdi şeyleri hariç bu... Ee, Emergency'leri hariç dört tane şeyde, e, dünya kongresinde şey yaptım, load ettim. Onlardan iki puanı, 3 puanı kendim aldım. 5 puanı load ettiğim için kazandım. 8'e 13. Aslında 13 puan çıkartıyormuşum her türlü. Yani bu adamla uzaya gitmeden önce ben bunu başarabilirim ya. Bir kere de bunu şey olarak deneyeceğim Yani hiç okumadan yapmadan bakmadan deneyeceğim. Hadi Kongre. Bakalım buradan ne çıkaracağız. Ay hapşuruyorum. İnflak edeceğim galiba. Ah! Ah, i̇nflak ettim. İnanılmaz. Ya. Ah. Oy, vallahi infilak ettik ha. He. Hep beraber arkadaşlar. Yahu korona da hapşuran yok arkadaşlar merak etmeyin. Her şey yerim, her şeyim yerinde galiba. Öksürük var, öksürük orada. Hmm. Bu gene şey mi gelecek? City Center mı gelecek sizce? Bak şimdi burası çok kritik. Seçilen adam iki diplomatik puan kazanır. Şimdi benim en yüksek olduğu için burada kendime negatif oy versem, yani kupe iki puan kaybederek versem bir puan alabilir miyim? Soru bu. Ee, bir diğer konu... Bur burayı yani bunu tahmin etme ihtimalim yok. Population growth'a kimin ihtiyacı varı çıkartabilme ihtimalim yok. Yani burası gerçekten çok kritikmiş. Bence bunu Mansa Musa alır ya. Aynen şu inflakyus Neyse burada low deriz Ke Kendim 2 puan kaybedeyim city center buradan artık Ne çıkarsa bahtımıza Tamam kupe 2 puan kaybeder City center'dan 1 puan rough rider'mış Ta Bak böyle olunca 19'da kaldık Amerika'yı seçmiş olsaydım kazanacaktım Okey artık bunu bir 30 tur daha beklemeyelim ya Değil mi? Bir 30 tur daha yapmanın bir anlamı yok bunun. Ya yok, yok, işte mal şey gitti ya. Burada işte böyle bir trik var yani. Diplomatik Victory birazcık garip çalışıyor. Yani kendine ben 2 puan kaybedeyim diyorsun. Çünkü zaten lidersin. Herkes ona basacağını biliyorsun. Bir puan verdiği için bir puanı geri alıyorsun orada. Diğer yukarıda 2 tanesini tutturursan win. İnanılmaz ya. Yani. So ya, yani. the foreign shores. the navigator, you named the land of the long white cloud. And now you are called upon to settle new lands, protect the Maori will guard the world's natural beauty. DirectX 12 grafik ayarlarını yükselt animasyonların geliyor olması lazım. Bu arada kesin ben burayı yanlış okudum ama dur bakalım yani. City Center. Kupe 2 puan kaybeder. From your earliest desire to live in peace. Every the you stood against aggression, you have always stood for cooperation. Not this you merely to but because dignity belongs to each of us. And in so doing, you have proved that your ancient and eternal commitment to a shared peace will be the foundation of the world of tomorrow. Yardım... dünyasının temellerini kurduk arkadaşlar şehir yapmadan. Demek ki olay buymuş abi. Kanser gibi şehir yapıp yayılmayacaksın. Maori gibi yüreğine koyacaksın eline. Sonra Avustralya kıyılarında haka haka ile başlayıp bu işi çözeceğiz ya. <laughs> Eyvallah Onur çok sağ ol. Saçları kesmedik ya. Saçlar kısa işte burada toplular. Kısaltmadık. Vay arkadaş ya. İnanılmaz değil mi? Sonra deity de ağzıma ağzıma vuracaklar. Gerçekten böyle ağzıma demir sokacaklar. Böyle bir şeyler yapıyorlar böyle. Acayip. Tabi tabi o haka haka el hareketi. Hakalık oynuyoruz Onlar var ya böyle Önce sağ koyuyor, sonra koyuyor. Ondan sonra hup hup. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra böyle. Aynen çok güzel oldu ya. Valla mis gibi. Mis mis mis. Bir saniye. Okay. Unga bunga. Bunga bile seviyoruz ya aynen aynen aynen. Şimdi aslında zaten semih tam olarak oraya girecektim. Load yapmadan alabilmek için bir kere oyunları sonuna kadar oynamanızı tavsiye ediyorum. Kaybedeceğinizi bilseniz bile neden kaybettiğinizi görmek için oyunları sonuna kadar oynayın. Çünkü bu dünya kongrelerinde belli paternler var. Yani bu civde karşınıza çok çıkacak. Şey. Mesela city center'lardaki production'ı yükseltme. Neden bunu seçiyorlar? Ee, yapay zeka durmadan şehir kurma üzerine kuruldu. Ve sen her yeni şehir kurduğunda içerisinde granary, bu işte tava lambarını, monument dediğimiz o dikili taşınızı vesaire kurup, oradaki artı production bonuslarını ve puanlarını almaya çalışıyor. Bir diğer konu, hangi medeniyetin hangi tarz bir zafere gittiğini anlamaya çalışıyorum. Mesela örnek veriyorum. Şehirlerin üzerine geçip bakın. Yani explore edip görün. Çok fazla kampüsü varsa mesela işte ya da çok fazla city state olarak bilim varsa onlara geçecek. Çok fazla din fokus olan medeniyet varsa dini, stis, dini state'lere ticaret açacak mesela. Bunları bulabilirsiniz. Ee, bunun dışında e, mesela askeri güçlerin artması var. İlk, ilk kongrede mili işte ranged ve siege. ya yani bu üç tanesi mesela ağırlıklı olarak seçiliyor diğer medeniyetler tarafından. Bu paternleri birazcık böyle şey yapabilirsiniz. E, öğrenebilirsiniz. Bence çok rahat böyle e, bu tarz bir zaferi hızlı bir şekilde elde edebileceğinizi düşünüyorum. Ya Dünya Kongreleri birazcık belirsiz tabii ki. Yani burada 8 tane, 7 tane adama karşı oynadık. E, ve her birinin tercihleri farklı. Ve biliyorsun yani pozitif ve negatif seç seçenekler var ve bunları iyi değerlendirmek, iyi anlamak lazım. Yani bir 30 tur sonra gene dengeli tutacak şekilde böyle alabilirdik belki. Ama ya zaman kaybetmeye gerek yoktu yani. Çok da böyle şey yapmak istemedim. İşkenceye dönüşen bir video olmasını istemedim bunun. Böyle güzel kıvamında kalsın. Çok uzun olduğu zaman yeni izleyecek olan arkadaşlar için de bayağı zor oluyor. Ee, ama bence güzel güzel bir start oldu. Güzel güzel bir oyun oldu. Vallahi bravo. Oluyormuş gerçekten yani. Böyle bir şey mümkünmüş. Bunu da kenara koyalım. Paraları gift olarak vermek bu emergency'ler var. Ryzen Fallla birlikte geldi arkadaşlar bu. Ee, ve sonrasında yani emergency orada geldi de eee Gathering Storm'la birlikte gelen Diplomatik Zafer e, tipi bu emergency'lere sen o mesela doğa afet koptu. Volkan patladı. insanları öldü. Ne yapıyorsun? Yardım yolluyorsun. Yani insani yardım gibi düşün bunları. Nasıl işte biz bir yerde deprem olduğunda Türkiye olarak bir şey yolluyoruz ya da işte başka ülkelere maske yolluyoruz vesaire yolluyoruz. Aslında aynı kafa buradaki harekette aynı şekilde. Aslında izlenmedim, izletildim Halil'cim ya. Vallahi izletildim yani. Öyle oldu. Ama keyifli yani o şeyi çok seviyorum. Bunlar böyle Reddit'te Civilization break etmeye çalışıyorlar ya bayağı bayılıyorum yani. Çok çok güzel oldu. Yani en azından Lode'de de ileri geri oynaya oynaya hallettik. Bayağı güzel. <laughs> Anlatım tarzı da çok keyifli bu arada Spiffing'in. <laughs> Paraları boşuna harcamadık ya. Tamamdır Tağlar. Tek tekrar teşekkürler arkadaşlar desteğiniz için. Valla gene süper süper bir yayın oldu. E, bugün Şurum, Ozan, Cihan, Yiğit, Melodi, Gökhan, Talha ve Lüey destekleriniz için katıla katıldığınız için çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. İyi ki varsınız. Çok destekleriniz çok makbule geçiyor tabii ki. Baya baya güzel keyifli bir yayın oldu ve tabii ki devam edeceğiz. Bu arada videolarım var. Bir sürü yükledim. ya. şu Diablo'nun mesela serisini bitirmek istiyorum. Ben yani çok sevdiğim bir oyun olduğu için bir an önce onun serisini YouTube'a koyacağım. Yani izlenip izlenmemiz sorumlu değil sadece o yolculuğu oynamayı seviyorum. Bir iki bölüm bayağı güzel bölümlerim var Diablo'da. Eğer seviyorsanız Haken Slash RPG janrısını izlemenizi tavsiye ederim. Özellikle Diablo 1'den başlayarak ee, hikayesini hikayesini Playlord'a diyeyim yani oynarken anlattığım hikayesiyle böyle bayağı keyifli bir yolculuk oluyor. Bunun dışında bu Diablo 3 biter bitmez Baldur's Gate 1'i bitireceğim. Çünkü Baldur's Gate 3 geliyor o yüzden de 2'ye geçmem lazım. Ee, ve tabii ki o araya StarCraft 1'in hikayeli oyununu oynayacağız. Sonra onun üzerine Fallout 1'e gireceğiz. Bu klasikleri aramızdan çıkardıktan sonra rahat rahat yeni oyunlar. Belki yarın öbür gün Humankind'lar gelir onları oynarız. Ama CV yayınlarımız sizler birlikte aynı şekilde devam ediyor olacak diyebilirim. Ee, sanırım benden bu kadar bugünlük arkadaşlar. Tekrar teşekkürler. Ee, güzel bir yayın oldu. <laughs> Uğurcum yaşını ölmezsin ya Fallout bile geleceğiz Daha önce var başlamışlığımız var biliyorsun yani Zor bir oyun gerçekten zor bir oyun O yüzden dikkatli oynamam gerekiyor oyunda Tekrar e, teşekkürler İyi ki varsınız Bir sonraki canlı yayınımızda Youtube videomuzda veya Twitch yayınımızda Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar Bu yüzden de Bugünlük 3 saat yayın Yeterli olsun ben de birazcık işlerim var. Gece onlarla uğraşmam gerekiyor. Yarın sabah erken ofis. Ama ak yarın akşam tekrar burada Catherine'le yeni gelen Catherine personasıyla bakalım bir kültür zaferi çıkartabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın dostlar.